İyi akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir günde, yepyeni bir programla karşınızdayız. Şapka. Neden şapka sorusunu bugün çok aldım. Şapka eskiden insanlar birbirlerine inanmadıklarını, ciddiye almadıklarını ifade etmek için külahımı anlat derlermiş. Bizde artık külah kalmadı. Şapkayı anlatacaksınız, ciddiye alınacaksınız diyoruz. Bütün konuları ama her şeyi anlatabilirsiniz şapkaya. Bu akşam da şapkada çok ciddi bir konuyu konuşacağız. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Ünye ilçe başkanımız İsa Maral sağ olsun davetimizi kırmadı. Davetimizi icabet etti. Konuşulacak çok konumuz var başkanım dedik. Gündem yoğun dedik. Hemen konuya girelim. İsa Maral'a hoş geldin sayın başkanım. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım sizleri tanıyoruz. Yakinen tanıyoruz. Kamuoyu da biliyor. Fakat prosedür gereği, format gereği yine sizi tanıyalım. Ardından gerçekten gündemimiz yoğun. Kongre vardı bugün. Kongreyi konuşacağız. Ünye'yi konuşacağız. Memleketi konuşacağız. O yüzden programımıza başlayalım. Buyurun başkanım. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanı, ikinci dönem ilçe başkanlığı yapıyorum. Daha önce 2014 yılında Ünye Belediye Başkan adayıydım. 1 Kasım seçimleri seçimlerinde milletvekili adayı olarak siyasi çalışmalarıma devam ettim. Ve bu ikinci dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanlığı yapıyorum. Ve bu fırsatı verdiğiniz için ben de çok çok teşekkür ediyorum Moda FM'e, sizlere. Bizi sesimiz oluyorsunuz. Bu anlamda size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım katıldığınız için. Başkanım önce malumunuz sımsıcak, evet. Taptaze bir gündem konusu var. Evet. Şimdi rejideki arkadaşlarımız ekrana görüntüyü verecek. Evet. Kongre diyelim, kongreden başlayalım. Ve ardından evet. Gerçekten Ünye'de hatta orduyu konuşacağız, Fas'ı da konuşacağız bu akşam. Kongreden başlayalım isterseniz. Kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün bir kongre vardı, AK Parti kongresi. Sonuçta siz ana muhalefet partisisiniz. Evet. En doğal hakkınız kongreyi de konuşmak, eleştirmek de en doğal hakkınız. Kongreyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi görüntüyü arkaya veriyor Rejdek arkadaş. Yani ne söylemek ister Sayın Başkanım kongreyle ilgili? Önce şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de tüzük gereği ve siyasi partiler kanunu gereği kongresini dört dörtlük yapan ve işin demokratik usullerine uygun yapan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda iktidar partisinin bugünkü kongresini gördük. Oraya gelmeden, Ankara'daki görüntülere gelmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, iktidar partisinin kongrelerinde bırakın şeyi genel kurulu, genel büyük kongreyi, İlçe başkanlarının isimleri dahi Ankara'dan belirleniyor. İlçe başkanları tek adayla gidiyor. Genel merkez tarafından belirleniyor. Bu anlamda ne mahalle temsilcileri için, mahalle delegeleri için bir seçim yapılıyor, ne il delegeleri için bir seçim yapılıyor, ne kurultay delegeleri için bir seçim yapılıyor. Sadece genel merkez tarafından hazırlanan listeler oylanıyor. Oylandıktan sonra kongre yapılmış oluyor. Bunun adına da tüzük gereği yapılması gerektiği için kongre deniyor. Biz bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bazı diğer partilerin kongrelerine çok fazla kongre diyemiyoruz. Bugünkü kongreye gelince malum ülkemizde bir pandemi şartları var. Ve bu pandemi COVID-19 virüsü Çin'in Yuan kentinde tek kişiden bulaştı bütün dünyaya ve milyonlarca kişi bu hastalığın pençesinde şu anda ve Türkiye'de de günlük vakaların 20 binin üzerine çıktığı resmi rakamlarda açıklanıyor. Tespit edilenler, test sayısına göre tespit edilenler. Bu anlamda bu şartlarda bu şekildeki bir kongrenin yapılması tamamen hem bilime aykırı hem Türk halkının vicdanını yaralayan bir oluşum ve bu olaydan sonra binlerce kişi her ilçeden otobüsler kaldırıldı. Tüm Türkiye'den binlerce kişi Ankara'ya taşındı ve korkunç bir şekilde hiçbir hastalık tehdidi yokmuş gibi, hiçbir salgın tehdidi yokmuş gibi insanlar iç içe on binlerce kişilik miting yapıldı ve bu mitingde de şöyle bir cümle kullanıldı. Bugün bu işte karlı havada mikropların kırıldığı bir günde burada bulunuyoruz şeklinde
partinin lideri tarafından da mikrobal böyle bir... Mikrobal kırılmamış mıdır başkanım? Şimdi şöyle... Şimdi tabii kar yağdı ya. Bu tamamen bilime bakış açısının ne olduğunu gösteriyor. Bu anlamda tabii eğer vatandaşla bir dalga geçme şeklinde bu söylenmiyorsa ve espri şeklinde yapılıyorsa da çok korkunç bir şey. Ben ileriki dönemde bu kongrelerin, il kongrelerinden başlamak üzere bu yapılan bu kongrelerin Türkiye'deki pandemiyi çok ciddi şekilde artırdığını düşünüyorum. Onun dışında kongreyle ilgili şöyle bir şey var. 7. Olağan Büyük Kongre deniyor ve kongrenin sloganı da Güven ve İstikrar Kongresi ismi. Türkiye'de güven bunun isminin güven ve istikrar verilmesi de çok manidar bir döneme denk geldi. Türkiye 20 ayda 4 Merkez Bankası başkanı değiştirmiş bir ülke. Ve niye değişti başkanım? Yani bu da soracağımız sorular arasında aslında. Evet. 20 ayda 4 şimdi, Merkez Bankası başkanı niye değişti? Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Türkiye'de artık bir anayasal rejim olarak Türkiye yürümüyor şu anda. Yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye'de şu anda devletin koruma kalkanı olan, yani devletin devlet olmasını sağlayan bağımsız kurumların tamamı yok edilmiş durumda. Bunlardan en önemlilerinden biri Yüksek Seçim Kurulu, işte Türkiye'nin maliyesine yön veren ve bütün dünyada herkesin, her ülkenin göz bebeği durumunda olan merkez bankaları bağımsızdır. Ve bu bağımsızlığın da önemini biz 1990'lı yıllarda çok ciddi bir şekilde Merkez Bankası'nın istikrarsızlaştırılmasının sonuçlarını yaşamış bir ülkeyiz. Ve daha sonra Üçlü Koalisyon döneminde, o dönemde Merkez Bankası'nın özelliğinin oluşturulması ve para politikasının, mali politikanın görece olarak bağımsız kılınmasıyla ülkenin yeniden bir istikrar kazandığı bir dönem yaşadık. Ve şu dönemde bunun tamamen dışına çıkıldığını görüyoruz. Bir defa Merkez Bankası'ndaki görevden almalar tamamen anayasaya aykırı, yasalara aykırı. Birincisi, Merkez Bankası Başkanı atandıktan sonra görevden alınma şekli diye bir mekanizma yok. Görev süresi dolduktan sonra görev süresinin uzatılmaması olabilir. İkinci bir defa aynı göreve getirilmemesi olabilir. Ama Merkez Bankası'nın aldığı bir karardan dolayı, para piyasa kurulunun aldığı bir karardan veyahut da Merkez Bankası'nın bir uygulamasından dolayı Merkez Bankası Başkanı alınabiliyorsa yürütme tarafından, bu bankanın özerk olmadığını gösteriyor. Direkt olarak özerk olmadığını gösteriyor. Ve bu da bir güven ve istikrar unsurunu zedeleyen bir durum. Ve bunun sonuçlarını da zaten gördük. Bir gece içinde dolar Türk lirası paritesi 1 lira birden arttı. Ve burada şu, yani doların 1 lira artması ne getirir? Doların 1 lira artması bizim fukaralaşmamızı getirir. Bazılarının haksız kazanç sağlamasını ve bu ülkenin kaynaklarının bir kısmının daha yurt dışına akmasını getirir. Yani başkanım, olaylara bu şekilde bakmak lazım. Şöyle sözünüzü kesmek istemem de Ordulu Ünyeli arkadaş diyor ki, ya da Fatsalı, ben diyor alışveriş dolarla mı yapıyorum canım diyor, ya da maaşı dolarla mı alıyorum diyor. Şöyle, yani dolar yükselsin bana ne diyor, ben zaten şu şekilde, doları kullanmıyorum diyor. Çok kısa bir şekilde insanların hayatını nasıl etkilediğini sizlere anlatmak isteyeyim. Yani sizlere derken halkımıza ufak bir örnekle bunu gösterelim. Şu anda Türkiye'de çiftçiyi destekleyen, esnafı destekleyen ve esnaf, çiftçi, KOBİ, toplumun değişik üreten kesimlerini destekleyen mekanizmalar, birlikler lağvedilmiş durumda. Yani tarımla ilgili birlikler yok edildi. Tarımla ilgili birlikler yok edildiği zaman ne oldu? Bunun yerine yabancı bankalar geçti. Türkiye'deki kamunun ve yabancıların yabancı ortaklığı özel bankalar geçti. Şimdi eskiden Fisko Birliği'nin, Çuko Birliği'nin, Tariş'in, işte Trakya Birliği'nin verdiği krediler, nispeten çok uygun kredileri biz bu bankalar eliyle şimdi kullanmaya başladık. Üretici olarak kullanmaya başladık.
Ve bizim cari açığımız hiçbir sene 30 bin dolarla, 30 milyar dolarla 70 milyar dolar arasında değişen bir cari açığımız var. Ve bu cari açığı biz neyle kapatıyoruz? Dışarıdan borç alarak, borçlanarak kapatıyoruz. Hı. Dışarıdan borçlandığımız zaman nasıl alıyoruz bunu? Bunu bankalar sendikasyon kredisi olarak alıyorlar. Sendikasyon kredisi ne demek? Bankanın biri 5 milyar dolar dışarıdan kredi buldu. Bu krediyi getiriyor, Merkez Bankası'na veriyor. Bunun karşılığında aldığı Türk lirasını üreticiye, çiftçi yönünden bakarsak köylüye, banka ismi söylemeyelim, köylüye bunu veriyor. Verdikten sonra bunun... Söyleyelim başkanım, Ziraat Bankası'ndan bahsediyoruz. Yok yok değil. Ziraat Bankası en masumu. Onun dışında yabancı bankalar var. Yunanistan'ın bankaları var, Hollanda'nın bankaları var. Bunlar da çiftçiye kredi veriyor, esnafa kredi veriyor. Daha sonra bu kredilerin geri ödeme dönemlerinde bu bankalar ne yapıyorlar? Yaptıkları, sattıkları kredilerin geri dönüşüyle birlikte aldıkları parayı götürüyorlar, Merkez Bankası'na veriyorlar. Merkez Bankası'ndan dolar alıp peyderpey aldıkları sendikasyon kredisini ödüyorlar. Bu da... Diyelim ki 4 liradan 4 liradan sendikasyon kredisi aldılar. Dolar 4 lirayken sendikasyon kredisi aldılar. Dolar 7 liraydayken bunu geri ödediler. Aradaki 3 lira bu milletin sırtından çıkıp yabancı bankalara geçiyor. Bu kadar basit. Evet. Doların ekmek alırken de dolardan etkileniyoruz. Çünkü buğdayı şeyle alıyoruz. Dışarıdan buğday alıyoruz. Evet. O ayrı bir konu. Her şeyde, hayatımızın her tarafında işte süt alırken sütün ambalajını yapan fabrikanın girdilerini dolarla alıyoruz. Bunlar her tarafı etkiliyor ve ben şunu da şey yapıyorum. Şimdi dolarda ben alışveriş yapmıyorum diyen de bunu biliyor aslında. Yani bunu Türkiye'de bilmeyen hiç kimsenin olduğunu ben zannetmiyorum. Evet. Demek ki burada bir dolar bizim hayatımızın her yerinde imiş. Tabii, bir savunma mekanizması gibi bunlar söyleniyor. Şimdi Türkiye'de bu duruma, şu günkü üretemez duruma Türkiye bir senede, bir yılda falan gelmedi. Veyahut da bir dönemde gelmedi. Türkiye şu an üretemez durumda mı başkanım? Türkiye şu anda üretemez durumda şu şekilde. Türkiye tabii ki bir şeyler üretiyor bu ülke. Dünyanın 20. ekonomisi, 19. 20. ekonomisi. Hı. Yani bu demek değildir ki bizim refah düzeyimiz dünyada 20. sırada anlamına gelmiyor bu. Yani... Burada önemli olan insani gelişme endeksi dediğimiz bir endeks var. Bu endekste kişi başına gelir, gelir dağılımı, her türlü kültürel faaliyetler bunlar bunu etkiliyor. Şimdi Türkiye ürün çeşitliliği bakımından baktığımız zaman Türkiye üreten bir ülke. Fakat yeteri kadar üreten bir ülke değil. Bir de ürettiğinin niteliği bakımından istediğimiz yerde olan bir ülke değil. Bu ülke şu ana kadar bizim neslimiz, bizim dönemimiz şunu başardı Türkiye'de. Şu anda biz dünyada bilinen şeyleri yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Yani biz motor da yaparız, işte otomobil de yaparız, başka şeyler de yaparız. Fakat bunları bir organizasyon ve dünya ile rekabet edecek duruma getirebilmemiz için bizim kişi başına milli gelirimizin 25 bin doların üzerine çıkması gerekiyor. Şu bütün dünyada. 8500 dolar. 8500 dolar. Yetersizdi o zaman. Doğru mu başkanım? Bu klasik orta gelir tuzağı dediğimiz tuzağın içinde bocalayan bir ülkeyiz. Ve bu gidişle burada işsizliğin artışından da görüyoruz. Ve nitelikli iş gücünün de üretime katılamamasından da bunu anlıyoruz. Bizim bundan sonraki sıçrama yapacaksak eğer, işte iktidarın da söylediği gibi uzay programlarımızı yapmak durumunda kalırsak, kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi, onun dışında kendi savunma sistemimizi, kendi füze sistemimizi, bunları yapmak durumuna gelmemiz için her şeyden önce eğitim altyapısıyla birlikte bu korkunç bir şekilde biraz önce de örneğini verdiğim yurt dışına çıkan bu kaynağın, oluk oluk akan kaynağın durdurulması ve akıllı bir planlamayla eğitim altyapısının da hazırlanarak bu şekilde bir sıçramaya ihtiyacımız var. Evet. Türkiye şu anda çok ciddi bir şekilde israf ülkesi haline geldi.
Yani ülkede bir planlama teşkilatımız bile yok. Ve son değişikliklerle, anayasal değişikliklerle bütçe yapma yetkisinin ve bütçeden kaynakların hiçbir şeye kriter belirlenmeden bir kalemden diğer kaleme aktarılma yetkisinin tek kişiye verilmesinden sonra Türkiye'de bu tür şeylerde bir planlamanın da yapılması çok zor duruma geldi. Bu anlamda yeniden bir devletin organizasyonlarının yeniden yapılması, yeniden bir planlı ekonomiye geçilmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir şekilde sistem değişikliğiyle olacak ve Türkiye'de şu anda son yapılan anayasa değişiklikleriyle bir demokrasi sorunu da var. Ha, demokrasiyle bunların ne ilgisi var şeklinde bir yaklaşım da olabilir. Eskiden bu çok tartışılıyordu. Şu söyleniyordu, biz ekmeğimize bakalım, demokrasi biraz fantazi şeklinde. Demokrasinin olmadığı ülkelerde açlığın olabileceği şeklindeki bir yaklaşımı bize önceden söylense kimsenin inanması evet. Mümkün değildi. Şu anda keyfi idarenin yani demokrasinin olmamasının Türkiye'yi gitgide fukaralaştırdığı 2017 yılındaki rejim değişikliğiyle birlikte, anayasa değişikliğiyle birlikte işte Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi dediğimiz sisteme geçtikten sonraki milli gelirdeki düşüşle de bunu biz görüyoruz. Birebir yaşıyoruz. Evet. Ve şu anda 2017 öncesi başkanlık sistemine olan sempatinin de %30'lara kadar gerilemesiyle insanlar bunu ne yazık ki Türkiye'deki halkımız insanlar başkanlık sisteminde memnun değil mi başkanım? Değil. Bunu zaten bütün kamuoyu yoklamaları da söylüyor. Hı hı. Ve başkanlık sisteminin demokrasizliğin direkt insanların kendi can güvenliğine, mal güvenliğine de sirayet ettiğini artık yaşayarak görüyor. Bu yaşayarak gördükten sonra buradan çıkışı da gene bunu en katmerli şekilde bundan zarar gören halkımız bir sonraki seçimde bunu düzeltme yolunda davranış sergileyecek. Evet. Başkanım birkaç tane mesaj var sizlere. Müsaadenizle onları da aktarmak isterim. Çünkü izleyiciler de bizim için önemliler. Evet. Size soruları olacaklar. Evet tabii, Deniz Ener, sorularınız varsa sosyal medya hesabımızdan alabilirsiniz. Haftaya artık WhatsApp hattımızı da aktif hale getireceğiz. Sorularınızı WhatsApp'tan da aktarabileceğiz. Harun Aydın, merhaba, iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. İyi dileklerde bulunmuş. Cengiz Çayır, merhaba, iyi yayınlar başkanım demiş başkanım sizlere. Yakup Şahin'in bir talebi var. Bu pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarının özel hastane ve kamu devlet hastanesi ile çalışan tüm temizlik personeli maddi olarak yardım edilmesini istiyoruz. Dile getirmenizi istiyoruz başkanım demiş. Sizlerden böyle bir temennileri var. MK Yapı Artı Enerji isimli profilimiz şöyle demiş. Üretmeyen toplumlar kalkınamaz. Türkiye'nin yüksek öğrenimli, teknik eğitimli, nitelikli elemanları, üretici iş gücü, teknikerler aldıkları eğitim karşılığı sahada görevlendirilmelidir. Ülke olarak üreten değil tüketen olduk. Ülke olarak ithalat cenneti olduk. Teknikerlerin uzattığı eli tutun. Bu eli tutan herkes kazanacaktır demiş MK Yapı Artı Enerji profilli arkadaşımız. Evet, Hatice Hanım Ünye'den, Hatice Hanım sevgili arkadaşımız da hayırlı yayınlar demiş. Biz de kendisine sevgiler, saygılar gönderdik. Evet başkanım, Yakup şimdi, Şahin'in... Sağlık çalışanlarıyla ilgili. Sağlık çalışanlarıyla ilgili konuyu ben biraz yakından biliyorum. Çünkü benim eşim hekim, o anlamda bu pandeminin başlangıç sürecindeki yaşadıkları sıkıntıları biz biliyoruz. Ve gerçekten de bunu bir muhalefet söylemi olarak söylendiği de insanlar tarafından düşünülebilir bazıları tarafından, yaşamamış olanlar tarafından. Evet. Gerçekten pandemi ilk başladığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sağlık çalışanına, doktoruna, hemşiresine, sağlık memuruna, sağlık çalışan temizlik işçisine dahi teknisyenlerine bir maskeyi vermekte zorlandı. Tane işi imza ile birer tane maske verildiği günleri biliyoruz. Ve sağlık çalışanları kendilerini korumak için
yoğun bakımda çalışanların siperlik talepleri bile karşılanamadı. Onları işte tırpan makineleri için üretilmiş olan tarım siperliklerinden bizler aldık götürdük. Bunlar Türkiye'de yaşandı. İkincisi sağlık çalışanlarına ilk başta tabii bunda da bir adaletsizlik vardı. Sağlık çalışanı deyince sadece doktor, hemşire veyahut da işte röntgen teknisyeni, sağlık teknisyenleri anlaşılmaması gerekiyor. Bir defa orada en altta çalışan, en tehlikeli işleri yapan temizlik elemanlarına bu kaynaklardan sağlanmadı. İlk başta sağlık çalışanlara, doktorlar ve şeyler için, hemşireler, işte teknisyenler için verilen en üst şeyden verilen döner sermaye gelirleri ilk 3 ay verildi. 3 aydan sonra yılbaşından önce son 3 ayda verilmeyerek o dengelenmiş oldu bir yönde de. Yani devlet şu anda bütün dünyada ekstra hatta bazı ülkelerde para basarak karşılanan bu şeyler gelir akışı Türkiye'de ne yazık ki verilene de sonradan geri alınacak şekilde bir uygun olmayan bir tarzda verildi. Ve Türkiye bu dönemde çok büyük kaynaklar harcadı. Fakat pandemi nedeniyle, pandemi şartlarında oluşturulan kaynaklar pandemi dışında her şeye harcandı. Bu nasıl harcandı? 2 milyonun üzerine çıkan konut stoğunun eritilmesi için ucuz kredi verildi. Bunun yanında işte başka sektörlere ekstra kaynaklar verildi. En az kaynak da pandemiden direkt etkilenen kesimlere verildi. Bunların başında esnafımız geliyor. Esnafımız. Bunu neredeyse bir senedir dükkanları kapalı olan, iş yerleri kapalı olan esnafa sadece ve sadece işte aylık büyük şehirlerde 750 liralık kira yardımı, işte diğer 51 tane ilde 500 liralık kira yardımı 3 ay süreyle yapıldı. Onun dışında işte her zaman sosyal yardım alan kesime biner lira para verildi baştan. Son 3 aydır da esnafımıza biner lira yardım verildi. İşsiz kalanlara da günde 39 lira gibi komik bir rakamla bu bir ödenek verildi. Bunların tümünü topladığımız zaman bu dönemde oluşturulan 1 trilyon liraya yakın kaynağın sadece ve sadece 30 dolaylı da yoldan da verilenleri de hesaba katarsak bir 40 milyar liraya yakın bir kaynak verildi. Fakat bu bütçe büyüklüğünün yanında çok çok düşük bir rakam. Bunu diğer ülkeler bu şekilde yapmadı. Normal dönemde kazandığının üzerinde gelir sahibi olan esnafların olduğu, işte KOBİ'lerin olduğu söylendi. Ve pandemi döneminde yapılan bir başka yanlışlık da şu oldu. Bu arada başkanım sözünü kesmek değilim hacım. Az önce maske konusunu söylemiştiniz. Yani konuyu değiştirmeden söyleyeyim. Evet. Maskeleri herkes kendi aldığı ve de alıyor demiş Firdevs Ömer Ustaoğlu. Evet, o süreçte kendisi almış. Ve orada hala da, almaya devam ediyorum. Orada süreci yönetemediler. Birincisi şu şekilde yönetemediler. Önce dediler ki maskeyi devlet dağıtacak dediler. Fakat bir kara borsanın önüne geçmek amaçlı. Şöyle bir şey yapıldı. Yani bunu kimsenin bir saklısı gizlisi yok. Bütün dünya bu pandemiyle mücadele için belirli bir strateji çizdi. Bu stratejide ne yaptılar? Maske temin ettiler dünyanın dört bir yanından. Şimdi Avrupa ülkeleri, Amerika bunlar bazı üretim dallarında dışarıdan ithalatla geçiştiriyorlar. Ve Türkiye o dönemde ciddi bir şekilde dışarıya maske ihracatı yaptı ve kendi vatandaşına veremeyecek duruma düştü. Yani daha sonra da üretimi artırma yönüne gittiler fakat bunu da beceremediler. Beceremeyince dağıtımını da yapamadılar. Dağıtımını yapamadıktan sonra bari dediler eczaneden fakat dediler tanesi 1 liradan 1 liradan fazla olmamak şartıyla. Ve süreç biraz bu şekilde el yordamıyla plansız programsız bir şekilde yürüdü. Bunu da herkes şahidi. Yani burada bizim söylememiz de çok yeni bir şey söylüyor şekline düşmeyelim.
Başkanım, mesajları artmadan size aktarmak isterim. Bahsettiğimiz gibi izleyicilerimizin de burada şeyi önemli. Medya Eser hayırlı yayınlar dilemiş. Kadir Gül, İsa Başkanımıza güzel açıklamalarından dolayı teşekkür ederim demiş. Sizlere de başarılı yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsun, biz de teşekkür ederiz. İşsizlik diz boyu, işsizlikten evli olan gençlerimiz boşanma aşamasına gelmiştir diyor. Boşanmanın eşiğindedir diyor Medya Eser. Evet. Durmuş Öztürk, iyi akşamlar ve iyi yayınlar. İsa Başkanımıza selamlar demiş. Size selamlarını göndermiş. Avni Dinç, merhaba. Kara Hasan, Selit Mahallesi'nden 90 yaşında dedem Bahri Dinç için bir dilek rica ediyorum. Yoğun bakımda yatıyor. Dua eder misiniz? Dua bekliyor sizlerden demiş. Başkanım, konuyla alakası yok demeyelim. Beklentisi varsa elbette duamız göndermiş olalım. Geçmiş evet, olsun. Çok geçmiş olsun Avni Dinç üstadım. 90 yaşındaki dedenize biz de saygılar sunuyoruz. Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Misafiriniz Sayın Başkanımıza da hoş gelmiş. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. İsa Maral Başkanımız her zaman sevilen, sayılan, toplumda ağırlığı olan bir isimdir demiş Hakan Yıldız. Hakan Yıldız da bizim meslektaşımız. Biz de kendisine sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Sima Çetin de iyi yayınlar demiş. Evet Değerli Zener, sorunuz varsa Sayın Başkanımıza sorunuzu aktarabilirsiniz. Buradan da başkanımıza soruları yöneltiriz. Evet başkanım. Şimdi işsizlikle ilgili herhalde bir soru yöneltildi. Evet. Şimdi Türkiye'nin işsizlik oranlarına, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren işsizlik oranlarına ve bu işsizlikle ilgili bir perspektif çizecek olursak, Türkiye Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir ülke ve Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu dönemde ciddi bir şekilde iş gücüne ihtiyaç duyan bir ülkeydi. Eğitimli iş gücü yoktu. Bırakın eğitimlisini, iş gücü yoktu. Tarla ekip biçecek iş gücü yoktu. Ve 10. yıl nutkunda da 10. yıl marşında da işte 10 yılda her yaştan genç yarattık şeklindeki yaklaşımlar var. Türkiye işsizlikle çok sonraki yıllarda tanıştı. Size bir anekdot anlatmak istiyorum. Kastamonu'da ilk devlet memurluğu yaptığım zaman o dönemin Demokrat Parti döneminin milletvekillerinden biri, daha sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü de yapmış biri, bir abimiz vardı, kıymetli büyük. Bununla bir şekilde tanışma fırsatı bulduk. Bunun kendi arazilerini gezdirdi bize. Orada bir çalışma yaptırdı. Ben o zaman planlamada çalışıyordum. Köy hizmetlerinin. Bize şunu söyledi. Biz dedi Kastamonu'da dedi. Orman Bölge Müdürlüğü'nü kurduk. Şeker fabrikası kurduk. Karayollarının bölge müdürlüğünü oluşturduk. Bunları oluşturduktan sonra işçiye ihtiyacımız oldu ve işçi aramaya başladık. İnsanlar fabrikaya girip çalışmak istemiyorlardı dedi. Biz elimizde defterle kahvehaneye girip işçi yazarken işçiler pencereden kaçıyorlardı bizi fabrikalara sokacak şekilde. Yani böyle bir durum vardı Türkiye'de. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'de iş gücü ve üretimin planlaması iş gücünden ileri giden bir dönemdi o dönemler. Yani ülke çok zengin değildi. Mühendisimiz yoktu, teknisyenimiz yoktu bu dönemlerde. Onlarca, yüzlerce fabrika yapıldı. Türkiye'de 5 yıl içinde, ben kendi sektörümde, çalıştığım sektörden de bir örnek vermek istiyorum. 69 ile 74 yılları arasında 16 tane çimento fabrikasını 5 yıl içinde yaptı. Ve o dönemde ne bugünkü gibi dev vinçler vardı, ne bugünkü gibi mühendisimiz vardı, ne bugünkü gibi işte bilgisayar destekli şeylerimiz vardı ve bunları yaptı. Ve Türkiye fabrika yapacak durumda şeker fabrikalarını örgütledi. Şeker fabrikalarının atölyelerinde diğer sanayinin ana motorlarını, ana makinalarını üreten bir yapıya kadar geldi. Bunlar tabii insanların biraz emeklerinden alın teriyle birlikte, kanıyla, gözyaşıyla, alın teriyle, şeyle birlikte yürüdü. Çok o zaman bir ruh vardı diyebilir miyiz? Bir ruh vardı. Bir kalkınma hamlesi vardı ve bu kalkınma planlı bir dönemle birlikte oluşturuldu. Öncelikle işte 18 yıllık iş cumhuriyetin kuruluş döneminden sonra insanlar bir ruhla, bir milli şuurla birlikte bunları yapmaya kalktı.
Birinci öncelikleri neydi insanların? Halkın fukaralığını ödemek. İkincisi dünya ile yarışabilir duruma gelmek. Üçüncüsü dünyadaki tüketim mallarının Türkiye cenneti olmasın ve yeniden soyulmayalım diye bir ruhla bu işler yapıldı. Ve bugünkü geldiğimiz durum. Şimdi 2002'yi ele alalım ve 2002'den önceki herkesin şeytanlaştırdığı bir dönemi ele alalım. Şimdi o dönemi savunma anlamında söylemiyorum. Türkiye 2002'de ve sağlıklı istatistiklerle 2002 yılından önceki işsizlik oranımız bizim 6.9-7.8 civarında. En derin işsizlik olduğu, ekonomik kriz olduğu dönemde bile %12 rakamlı hanelere gelmiş bir işsizliğimiz yoktu. Bugün kağıt üzerinde görülen işsizlik %13.2 ama bütün dünyanın kabul ettiği iki tane rakam koyuyorlar oraya. Birincisini ne diyorlar? Bizim içeride işsizlik işte 13'ler civarında, işte bu 0.4 puan azalıyor, artıyor. Bu civarda. Bir de dışarıya uluslararası işte finans şirketlerine, uluslararası kuruluşlara bildirdiğimiz işsizlik var. Bu resmi olarak %29-30. Bunu da devlet açıklıyor. Burada genişletilmiş bazda deniyor. Bu 2002'den önce genişletilmiş bazda %10'u bulmuyordu. Yani biz 20 senede işsizliği 3'e katlamış bir ülkeyiz aslında. Şimdi bu ülkede 1990'lı yılların ikinci yarısında 8 yıllık eğitime geçildiği zaman öğretmen bulunamadı ve o öğretmen ihtiyacını karşılamak için bütün 4 yıllık üniversite mezunlarının tamamı sınıf öğretmeni olarak atandı, her başvuran atandı. Bugün 300 bine yakın öğretmen şu anda atama bekliyor. Evet. Ve 170 bine yakın da öğretmen açığımız var. Bu öğretmen açığı karşılanamadığı gibi bütçe kaygılarıyla karşılanamadığı gibi 300 bin tane de şeyimiz var. Yani atanamayan öğretmen var. Onun dışında fen edebiyat bölümü mezunları, onun dışında mühendisler, öyle CV'ler geliyor ki bilhassa bu büyükşehir belediyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmasından sonra bizlere de iş talepleri gelmeye başlıyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi plansız, programsız veyahut da işte böyle bir kamunun kaynaklarını oy kaygısıyla istihdama falan dönüştürecek bir parti değil. Ama şöyle bir şey geliyor. Bundan 30 sene önce bir şirketin CEO'luğuna atanabilecek düzeyde beceri ve bilgi sahibi olan mühendisler işte yönetici yapabilecek düzeyde eğitim almış olan kişiler, becerisi olan kişiler bugün neredeyse sigortam ödensin, evden harçlık almayalım durumuna düşmüş durumda. Evet. Bu da ülkenin geleceği açısından çok iyi bir durum değil. Türkiye'nin en iyi beyinleri, bunu birinci derecede oralarda çalışanlardan aldığımız bilgiye göre yurt dışına gidiyor. Ve en göçü dediğimiz olan mı gerçekleşiyor? Yani bu şunu söylediler, bu bir iki yıl içinde en az 160 kişi savunma sanayinin uzmanı yurt dışına gitti. Yani burada Evet. Bu kurumları yeniden oluşturmamız lazım. Bu mekanizmayı yeniden oluşturmamız lazım. Birincisi bunu yapmamız lazım. İkincisi de toplumun bu beceri sahibi olan insanlarını hor görmememiz gerekiyor. Şimdi öyle bir yapı var ki işte dış işlerinin meslek memurlarına, büyükelçilere, o şeyden kulvardan yetişmiş olan kişilere işte monşer denerek aşağılanıyor. Türkiye'nin en iyi okulları olan ODTÜ mezunlarına, işte Boğaziçi mezunlarına, bu okullara düşman gözüyle bakılıyor. Yani bunların önüne geçilmesi lazım ve Türkiye'de ilk defa okuyana veyahut da işte beyniyle iş yapan kişilere horlanarak bakılan, devletin en üst makamları tarafından horlanarak bakılan bir döneme girildi. Ve sanki inadına yapılırmış gibi en yüksek kamu personeli seçme sınavında en yüksek puanı alanlar özellikle eleniyor ve daha düşük puandan alınan alanlara mülakat adı altında yüksek puanlar verilerek kamunun en kritik noktalarına getiriliyor ve bugün geldiğimiz noktada
bunun sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Nasıl sürdürülebilir değil, iş yürümüyor, işler yürümüyor. Bu sefer herkes bir yukarıdakinin ne dediğine bakıyor ve kendi iradesini kullanamayan bir yönetici sınıfı oluşuyor. Vasat bir yönetici sınıfı. Bütün devletlerin omurgasını, devleti güçlü kılan kamu bürokrasisidir. Yani kamu bürokrasisi. Bu nedir? Mesela Fransa'da yüksek yöneticilik okulu onların ENA. ENA mezunu olamayan biri şube müdürü dahi olmaz. Bir şeflik bile olmaz. Bu şeyde nedir? İşte İngiltere'de Oxbridge diye bir olay var orada. Oxford ve Cambridge mezunlarını kamu bürokrasisinin %90'ını oluşturur. Bizde de tam tersi, en iyi beyinleri belirli bir yere getirmiyoruz. Ve Türkiye'nin yöneticilik okulu olan okullar vardı. Benim de mezun olduğum, yüksek lisans yaptığım TODAİ, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. Bu başkanlık sistemi geldikten sonra kararnameyle kapatılan kurumların başkasında. Niye kapatıldı başkanım? Siyasi bir sebep mi? Ya şöyle, şimdi yani ihtiyaç görmüyor. Liyakati önemsemeyen bir iktidar var. Yani bu 1800'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda Amerika'daki yağma sistemine özenen bir iktidar var. Yani benden olsun, ülkenin kalkınması, onlar falan önemli değil. Önemli olan, bizi iktidarda tutacak olan mekanizmanın yürümesi. Bu gözle bakıldığı zaman kişinin haysiyeti, ülke onuru falan bunlar ikinci plana itiliyor. Burada ikinci plana şu şekilde, biz 70'li yılların sonunda İran Şah yönetimi yıkıldı ve orada Hümeyni rejimi geldi. Ve Hümeyni rejimi, ben hep şeye dikkat ederdim, biraz da tuhafıma giderdi. Bir ülke kendi içinde 1 milyon kişiyi yöneticiler eliyle toplayıp da Amerika'ya niye yuhlatır? Yani bunu da Amerikan kendi topraklarında değil, şey de değil. Bu nedir? Kendi halkına rejimin devam edebilmesi için oraya verdiği bir şey. Hamaset duygusunu şey yapıp kendi iktidarını devam ettirmek. Şimdi bizdeki mekanizmada biraz bu şekilde yürüyor. Yani bu şekilde sadece ve sadece kamu kaynakları da, insan kaynakları da ülkenin kendi iktidarlarının devamına yönelik bir planlama içinde. Ülkenin kalkınmasına yönelik değil. Evet. Öyle olunca da işte 12 bin şişirme, 12 bin dolardan geliyoruz 7600, 8600 dolara kadar geriliyoruz. Ve bu artan nüfusla birlikte de ilk defa, bakın Türkiye gibi bir ülkede ilk defa, biz bundan 10 sene önce, 20 sene önce nerelerde intihar görüyorduk, hangi ülkelerde? Irak'ta görüyorduk. Niye? Çünkü Amerikan 1,5 milyon insanı öldürdü. Öldürdükten sonra ülkede insanlar bir gelecek göremediler. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerine bozukluk, o psikolojiyle günde 150 kişinin işte terör eylemlerinde öldüğü ve 150 kişinin de intihar ettiği bir ülke durumundaydı. Ve Türkiye'de de ilk defa insanlar kendi içinden çıkılamaz olan geçim sıkıntısını, durumunu aile içi şiddete yansıtıyorlar ve intiharlara yöneliyorlar. Bu çok kötü bir şey. Evet. Şu anda Türkiye'de binlerce genç, yani bu genç dediğim, yani şu anda 28 yaşında, 30 yaşında, 32 yaşında hiçbir işe atanamamış, iyi eğitim görmüş insan annesinin babasının emekli maaşına ortak olarak yaşıyor ve bu insanlar artık evden çıkmıyorlar. Çünkü evden çıktıkları zaman bir yerlerde sosyalleşecekler ve dışarı çıktıkları zaman harcayacakları 3 kuruşu da gidip ailelerinden almak durumundalar. Evet. Böyle bir yapı oluşuyor. Bu yapı çok kötü. Yani insanlara ümit vermemiz lazım. Evet. Ve bunu yaparken de gerçekten bir şey yapıyormuş gibi görünerek değil, bunu planlayarak, bunu planlayacak Türkiye'de hem şey var, eğitimi var ve Türkiye'nin demokrasisi de çok yeni bir demokrasi değil. Bizim parlamentomuz Avrupa'daki bazı ülkelerden, işte Rusya'dan falan çok daha önce. Bu anlamda özgürlüğü içselleştirmiş olan bu halk bu işten çıkış yolunu bulur. Ve bu iktidarın da illa da benim olsun şeklinde eğitimi de kendi önüne set çekerek, Tanzimat'tan beri ilk defa bir ülkenin yönetimi
insanlar bir şeyler öğrenmesin diye uğraşıyorlar. Yani bir eğitim almasın, düzgün eğitim almasın diye uğraşılıyor. Bütün dünya her şeyini bıraktı bu pandemi sürecinde, olabildiği kadar okullarını açık tutmaya başladı ve bizim ilk kapattığımız ve hala açmadığımız yerler okullar. Biz binlerce kişinin çalıştığı tekstil fabrikalarını çalıştırıp ihracat yapmak için seferber olduk ama bir nesil kayboluyor, okullarımızı açmak için bir gayret sarf etmedik. Evet. Başkanım, burada bir virgül açmak istiyorum. Şimdi tabii ki ana muhalefet partisinin siyasetçisisiniz, Ünye ilçe başkanısınız. İktidarı eleştirmek, sonuna kadar eleştirmek en doğal hakkınız, ki yapmanız gereken şey bu. Şimdi bir dakikalığına Ünye ilçe başkanı sıfatınızı az önceki ifade ettiğim gibi kenara bırakalım istiyorum. İsa Maral Bey'siniz, yani siyasetçi değilsiniz. Bu hükümetin, bu iktidarın dediğim gibi az önce eleştirme hakkınız tabii ki vardı. Vatandaş olarak da var. Yaptığı, doğru yaptığı bir şey yok mu? Ya da doğru yaptığı, evet şu konuda doğru ve bu konuda arkasındayız diyebileceğiniz bir konu var mı? Şimdi tabii ki şahsi olarak biz şimdi muhalefette tasvip yoktur anlayışında olan birileri değildik. Evet. Değiliz. Yani şimdi tabii ki. Bunu da samimiyetinize inandığım için soruyorum. Yani Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle bir algı var Türkiye'de. Sanki 2002 yılından önce Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu gibi ve gençler bunu gerçekten öyle zannediyor. Yani iktidarını şeyden almadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden falan almış değil. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den sonra toplasan hepsi iktidar, tek başına iktidar olamadığı gibi hepsini toplasan 4 yıllık 5 yıllık bir şey bile yoktur yani koalisyonlarla birlikte. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu ülkede 2002 yılından önce şube müdürü düzeyinde olan kişiler 2002 yılından sonra genel müdür oldular. Gene aynı anlayıştaki insanlar kamu bürokrasisinde yok muydu? Vardı. Ama bunların getirdiği bir nokta. Ha, şimdi benim iktidarın yaptığı iyi şeyler dediğin zaman tek bir şey aklıma geliyor ve bunu da herkese söylerim. Ben bu ülkede 13 sene devlet memurluğu yaptım. Daha sonra da işte özel sektörde hasbelkader bu ülkenin taşına toprağına ve endüstrisine de belli bir katkım olmuştur. Ve bu ülkede de kendimi yetiştirmek için nasıl yönetiliyoruz ne, ve sorumluluk duygusu ve bilinci içinde belli bir dönemden sonra da verimli olduğum dönemde İşte bir kuruluşa girip de çalıştığım zaman belki maddi olarak çok çok daha iyi yerlere gelebileceğim bir şeyde, en yetişmiş olduğum dönemde de bu işe gönül verdim ve bir katkım, siyaset yoluyla katkım olsun diyen bir insanım. Ve geçmiş dönemde şunları yaşadık. Ve Türkiye bir sosyal güvenlik sistemi Türkiye'de çok eski değil. Bu ülkede 1960 Anayasası'ndan sonra belirli kurumlar oluşturulmaya başladı. Bu kurumlar nedir? Anayasaya ilk defa sosyal devlet şeyi girdi. Bir zihniyet olarak bu vardı zaten. Cumhuriyet zaten kimsesizlerin kimsesi diyoruz. Evet. 1960 Anayasası'ndan sonra da toplumun orta alt kesimlerinin alt kesimlerine yönelik onlara biraz daha ayrıcalık, pozitif ayrımcılık tanıyan yasalar yapıldı bu ülkede. Ve uzunca bir süre bir mahkemeye gittiğiniz zaman nedir? Mesela işverenin yanında çalışanı biraz daha önde tutacak. O mekanizma şimdi yıkıldı. Ama mesela işverene karşı tazminat davası açan birinin şeyi bir adım öndeydi. Çünkü ülkedeki yönetici sınıf toplumun orta alt kesimlerinden geliyordu. Bu ülkede parasız yatılı okuyan insanlar genel müdürlük yaptı, bakanlık yaptı, başbakanlık yaptı. Evet. Yani bu Cumhuriyet'in eseri. Burada çok önceleri yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda gördüğümüz işte bazı şeyler vardı. Bunlar nedir? Kişinin bakıma muhtaç çocuğunun veyahut da kronik rahatsızlığı olan insanların ayrılan kaynaklar biraz daha azdı. Evet. Bu son dönemde, bu tabii 1990'lı yılların o zaman bir bakanımız vardı. Cemal Gemici döneminde de bunun altyapısı yapıldı. Ve oy alma kaygısıyla olsun, neyle olursa olsun insanlar artık hastasına, şeyine
bakıma muhtaç olan sakatına, yaşlısına şeyle de olsa onu çalışmak durumunda bırakmayan bir ufak tefek şeylerle de eskisine göre bu mekanizma biraz daha fazla oldu. Başkanım, bunu söylüyorum. Özlediğiniz dışında, muhalefeti yapıyorsunuz şimdi, şu an. Gerçekten şöyle bu iktidar olsa da olacaktı, olmasa da olacaktı şeklinde şey yapmıyorum. Fakat ben şuna karşıyım. Burada yapılması gereken şey şuydu. Bu gerçekten sokaktan bazı şeyleri topladı. İnsanlar çocuklarını sokağa terk ediyordu. Şimdi bakım parası nedeniyle bu da bir şeysiz durum aslında. Yaşlıya bakım parası alacağım diye bakılmaz veyahut da şey yapılmaz. Bu ayrı bir konu. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunlar ilelebet sürdürülebilir şeyler değil. Bu yoksullukla ilgili sürekli devletin kaynak aktarması, şey yapması, bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Bunlar geçici şeylerin olması lazım. Burada iktidarın yanlış yaptığı şey şu. Önce ne yapıyor? Kişinin gelir durumunu sadece beyana bağladılar. Sadece oy almak için. Sadece beyana bağladılar. Her seçim döneminden sonra on binlerce kişinin yardım parasını kestiler. Bu ahlaksızlık. Yani bunu biliyorlardı böyle olduğunu. Fakat bu tür şeylere tevessül edilmemesi lazım bir. İkincisi bu ülkede işte 15, 13, 14 milyar gibi bir para bu şekilde harcanıyor. Ve bu paranın 7-8 milyarı gerçekten olması gereken şekliyle. Yani ihtiyaç sahiplerine şimdi, giden kısım neredeyse yarı yarıya. Şimdi bu parayı talep eden kişinin ihtiyacı vardır. Ben yoktur demiyorum. Hı hı. Bu sayının sürekli azalması lazım. Bu sayı sürekli artıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bu paranın 5 milyarının bu şekilde dağıtıldığını düşünün veyahut da 5 milyarının bu şekliyle yok olduğunu düşünün. Sadece burada yok olmuyor. Mesela iktidar partisi 2007 seçimlerinden beri devletin parasıyla kampanya düzenliyor. Bunu nasıl yapıyor? TOKİ'nin parasıyla düzenliyor. Şimdi TOKİ'ye kaynak ayırıyor. TOKİ'nin kaynakları önceden Sayıştay denetimine tabi değildi. Şimdi Sayıştay denetimine tabi ama Sayıştay'ın raporlarının okunmadığı bir döneme geldik. Şimdi burada ne yapıyor? 100 birim iş yapıyor. 100 birim iş yapılan işin 10 birimini kampanyada harcıyor. Bu da bir şeydir. Hem demokrasiye aykırı hem ahlaksızlık. Vatandaştan kuruş kuruş aldığın, her dönemde aldığın vergiyi bu şekilde harcamaman lazım. Harcanıyor. Bunlar neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Orta düzeyde bugün bizim sanayimiz çok yüksek şey değil. Ürün çeşitliliğimiz var, bazı şeylerimiz var ama sanayimiz çok gelişkin değil. Evet. Şimdi diyelim ki senede 10 milyon milyar liralık böyle bir kaçak olduğunu düşün. Tamam mı? İsraf diyorum buna. 10 milyar ne demek? 20 tane orta düzeyde bir fabrika demek. 20 tane şeker fabrikası demek. Şimdi her yıl 20 şeker fabrikası yapıldığını düşün. Yani şeker fabrikası demeyeyim de. Yani o düzeyde bir yatırım yapıldığını düşün. Türkiye'nin çehresi değişir. Onun için biz diyoruz ki kamuda israfın önüne geçilmesi lazım. Şimdi kamu kuruluşlarını yönetenlerin de farklı anlayışları var. Şimdi mesela Ünye'de bir bisiklet yolu yapılıyor. Diyelim ki kaç lira harcandı bilmiyorum. Orada 9 milyon 300 bin lira yazıyor ama onu ben 7 milyon 300 bin lira. O paraya falan bitirileceğini, onun değişik şeylerle. 10 milyon yuvarlak. Burada şu söyleniyor. Deniyor ki ya bu para belediyeden çıkmıyor. Şimdi belediyeden çıkmıyor ama gavur parası da değil. Yani bu kamunun başka bir şeyinden çıkıyor yani. Burada bu Türkiye'deki insanların alın teriyle burada elzem yerlere. Ha, gereksiz mi? Bu şu an için gereksiz. Birincisi şimdi çok öyle yoğun bir talebin olmadığı gibi Ünye'nin şu anda 5 kilometre Ünye'den uzaklaştırdığınız zaman köylerde yazın insanlar dereden tepeden traktörle pat patla su taşıyor. Yani
Bu belki de Ünye'nin mahallelerin su sorununun yarısını çözebileceğin bir kaynağı sen buraya aktarıyorsun. Şimdi bu tür şeylere planlama yanlışları var. Tam da mesela sadece İstanbul'da evet. Çiçek ve peyzaj işleri için harcanan yıllık, tabii bunların bir kısmı gereklidir. Ama hı-hı, 21 milyarlık bütçenin 1 milyar lirası şey olmaz yani bu. 20'de çok, biri çok, sadece peyzajı korkunç bir kaynak. Evet. Bu tür şeyleri iyi planlayacak olan gerçekten Türkiye'nin geleceğine de yatırım yapma veyahut da Türkiye'nin geleceği için bir şeyler yapma inancı olan yöneticilerin ve kamu bürokrasisinin yeniden oluşturulması lazım. Başkanım, yani şeyi soracağım. CHP'nin az önceki bahsettiğiniz kadrosu var mı? Hani ülkeyi yönetebilecek şimdi, bu kamu kadrosu tabii var mı? Bunu soracağım. Aha. Öncesinde birkaç tane daha mesajımız var. Artmasın mesajlarımız. CHP'yi sonra da yerele dönmek istiyorum. Ünye'deki evet. Numan Kurtulmuş. Ben aslında ordu için bir şans olduğunu düşünmüştüm. Çünkü İktidar Partisi'nin genel başkan vekilinin Ünye ilçesinden olmuş olması da bu şehir evet. adına bir şanstı. Numan Kurtulmuş'un Ünye faydalarını veya artılarını konuşmak istiyorum. Sonra Ünye'de yapılması planlanan yatırımlar vardı. Bunları da sormak istiyorum size. Birkaç tane mesajımız var müsaadenizle. Sima Çetin iyi yayınlar demiş. Gizem Orun iyi yayınlar diyor. Avni Dinç az önce dedesi için dua etmiş, dua istemişti. Duasını gönderdik. Çok teşekkür etmiş. Allah razı olsun sizden. İzmit Alikaya'dan selam olsun. Başkanıma ve size çok teşekkür ederim demiş. Biz de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tülin Bilgin Hanım hayırlı yayınlarınız olsun efendim. İyi akşamlar demiş. Fransa'dan yazdı Tülin Bilgin. Onun da yeni albümü çıkacak. Biz de hayırlı olsun diyelim. Evet Alev Yiğit Yılmaz iyi yayınlar demiş başkanım sizlere. Yakup Şahin Türkiye şöyle bir uzun bir mesajı var ama yer vereceğiz. Türkiye'de çok Suriyeli var. Bu Suriyeliler olduğu müddetçe işsizlik oranı fazla şaşırmamak lazım. Günümüzde kamu dairelerinde bile Suriyeli çalışmakta. Her ay 1000 TL yardım alırken Türk vatandaşa gelince vermemek için her şart koşulur demiş. Aslında biraz yazım hataları olsa bile evet. tam anlamıyla böyle bir şey ifade etmiş Yakup Şahin. Medyaser ülkemiz olarak üretime yer verip üretip ihracatı ülkemiz yapmalı. Ekonominin düzelmesi için üretime yer vermeli demiş. Emin Yılmaz iyi yayınlar başarılar İsa Başkanım diyor. Kadir Gül yakında üniversitelerimizde muskacılık kürsüsü de kurulabilir düşüncesindeyim diye kendi fikrini beyan etmiş. İyi yayınlar olsun demiş Feridun Ereren arkadaşımız. Zafer Bayrak iyi yayınlar Ahmet Bey. Severek takip ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz demiş. Sevgili kardeşimizle biz de teşekkür ediyoruz. Var olsunlar inşallah. Selçuk Yücesan Demokrat Parti Ordu İl Başkanımız da bizi seyrediyormuş. Bu mesajımız da geldi. Medyaser vatandaş olarak ekonominin düzelmesi, işsizliğinin önünün açılması, ülkemiz olarak üretim şart. Vatandaşlarımız diyor yolculuğa gitmektedir. Bu konuda evet muzdarip olduğunu belirtmiş başkanım. Evet Selçuk Yücesan demişken Demokrat Parti Sayın İl Başkanımız da bu stüdyoda görmek ve ağırlamak istiyoruz. Tekrar selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanım CHP iktidarı bu kadroya hazır mı? Şöyle şimdi Ordu'da veya Ünye'de veya mahallede veya benim köyümdeki vatandaş CHP diyor bu ülkeyi yönetebilir mi diyor. Şimdi şunu, biz ne diyelim şunu söyleyelim. Devleti kim yönetiyor? Devlet bir mekanizma olarak ele alırsak devletin kamuyu ele alalım. İşte yürütmenin başı şimdi şey değişti. Eskiden bakanlar kuruluydu. Şimdi Cumhurbaşkanı kendi başına yönetiyor. Cumhurbaşkanının sekreterleri var. Bakan Delse de adına işte onun atadığı seçilmemişler var. Onun dışında da kamu bürokrasisi var. Kamu bürokrasisi nedir? Şimdi, Cumhurbaşkanı kendi başına yönetiyor dediniz de burada. Öyle. Şimdi şey yok ki. Amerika'da nedir? Başkanın bakanları yoktur. Onlar sekreter olarak geçer ama biz Dışişleri Bakanı deriz. Türkiye'de de aynı şekilde Tarım Bakanı. Tarım Bakanı'nın Cumhurbaşkanı, Tarım Bakanı'nın kendi imzasıyla bir karar çıkıyor mu? Doğru söylüyorsunuz. Çıkmıyor. Evet. Cumhurbaşkanının kararıyla çıkıyor. Cumhurbaşkanının tek imzası. Cumhurbaşkanı tek başına yönetiyor deyince tek başına yönetiyor. Yani tek başına yönetiyor. Yönetiyor. Şimdi ülke nasıl yönetilir? Şu anda bunu bizzat bildiğim için söylüyorum. Bundan 10 sene önce demeyeyim 2000
11'den önce Enerji Bakanlığı'nda Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir şube müdürünün karar verip imzaladığı bir evrak, bir ruhsatı şu anda Cumhurbaşkanı imzalıyor. Şimdi şurada devletin kadrosu... Başkanım bu kadar haksızlık etmeyin ya. Yok yok öyle. Gerçekten öyle. Öyle. Ya. Yani ben bunu yaşadığım için biliyorum. Çalıştığım dönemde 3 ay evrak imzalatamadığımız için, sıkıntı çektiğimiz için söylüyorum. Anladım. Şimdi en ufak şeyler, bu valinin açıklayacağı şeyleri Cumhurbaşkanı açıklıyor. Böyle bir iş yükü ve yürümeyen bir kamu bürokrasisi var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları, devletin memuru, devletin bürokrasisi. Bunlar içinde liyakatle yükseltilecek olan bürokratlarla yönetiliyor. Şu anda İstanbul'u kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları yönetiyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediyesi'nde çalışanları oradan alıp bir tarafa koyup da yeni birilerini mi getirdi? Getirmedi. Evet. Ama İstanbul Belediyesi'ne de kamuoyu yoklamalarında da görüldüğü gibi gayet güzel yönetiyor. Şimdi bu kadro olayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan kadro hiçbir Türkiye'de hiçbir siyasi partide yoktur. Şimdi AKP'nin kadrolarına bakalım. AKP kadroyu nasıl getiriyor? Birincisi, bütün mekanizmaları alaşağı ediyorsunuz. Eskiden 4 yıllık mühendisliği yapmayan kişi baş mühendis olmazdı. 8 yıl sonra 8 yılı dolduramayan işte şube müdürü olmazdı. Bu şekilde bu mekanizmaların hepsi yıkıldıktan sonra Türkiye'de kamu bürokrasisi de yıkılmış oldu. Yeniden şeyi getireceksin. Kuralları yeniden koyacaksın. Ve bu kurallarda da bu işi en iyi kimin yaptığı zaten şeyden içinde vardır. Ondan sonra kamuya alacağın elemanları yeniden aynı yasalarda olduğu şeklini bile uygulasan kamunun düzelmesi çok çok uzunca bir süreyi almaz. Şu anda Merkez Bankası'nın son atanan başkanları nereden geldi? Kabineden. Osman Durmuş Yılmaz vardı. Durmuş Yılmaz. Gümüşhane milletvekiliydi en son. Yok yok, Durmuş Yılmaz'ı diyorum. Ta 2006'da atandı. Son döneme kadar Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Şimdi de milletvekili. MHP'den milletvekili seçmiş. Evet. İyi Parti'nin milletvekili. Şimdi ben Merkez Bankası'nın uzman yardımcılığı sınavına girdim. 7. sınavda elendim. 8 sınavla eleman alıyorlar ve uzman yardımcısı olarak başlıyorsun. Ondan sonra orada yükselerek en sonunda Merkez Bankası başkanları da bunların içinden atanıyordu. Ha, dışarıdan atanan yok muydu? Vardı. Finansçı atıyorsun, şey yapıyorsun. Şimdi son gelen Merkez Bankası başkanları bir tanesi işte Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinden geldi. Ondan sonraki şeyde sonraki milletvekili. Şimdiki de Yeni Şafak gazetesinin yazarı. Şimdi bu şekilde olmaz. Merkez Bankası'nda binlerce bu benim girip de başaramadığım sınavı başarıp da orada uzman olmuş binlerce insan var. Yüzlerce bürokratı var. Hı. Onların içinden en vasıfsızlığını getirsen bundan daha iyi işler. Şimdi kadro var. Kadro nerede? Kadro bu ülkede 1 milyonun üzerinde devlet memuru var. 1,5 milyonun üzerinde devlet memuru var. Bunların içinde liyakat sahibi olan kim varsa onu yükselterek bu şeyi devlet mekanizmasını yürütürsün. Ama şunu yapmayacaksın. Yani şimdi devlet memurunun bir yemini var. Yani hepimiz bu yeminden geçtik. Burada ne diyorsun? Görevimi kötüye kullanmayacağım diyorsun. Burada bir ruh var. Siz bunu alaşağı edip de ondan sonra işte benim dediğimi yapsın şeklinde yönetici atarsanız hem işler yürümez hem de Türkiye işte 12 bin dolardan gelir 8600 dolarda kalır. Bu kadro konusunda insanların devleti yönetemez şeklindeki hiçbir kaygıya kapılmalarına gerek yok. Bunu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kadrosu, parti içindeki kadroyu sokaktaki kime sorsan Cumhuriyet Halk Partisi bilgilidir der. Cumhuriyet Halk Partisi
eğitimlidir der, entelektüel düzeyi yüksektir der. Evet. Yani yönetemez diye şu ana kadar kimse söylemiyor. Bunu kim söylemiştir? Bu 1950'den sonra iktidar olan sağ partilerin başkanları iki gazı güdemez şeklinde bölük pörçük şeyler söylemişlerdir. Bakın şimdi Türkiye'nin omurgasını oluşturan kurumların oluşma tarihlerine bakalım. Bir defa Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yılları saymıyorum. Onu bir şeyle mukayese etmek bile abesle iştikal. Evet. Çünkü entegre tesisler yapılıyor. Türkiye'de okuma yazma oranı %3 iken Türkiye'nin dört bir yanına okul yol gitmeden 30 sene önce öğretmen gönderiliyor, eğitim seferberliği. Onları saymıyorum. Yakın tarihimizden ele alalım. 1974'te Kıbrıs'a gidildi. Kıbrıs'a gidildiği zaman eksiklikler görüldü. Şu anda dünyanın da göz bebeği olan Aselsan ve savunma sanayinin temelleri o zaman yeni bir kanunla atıldı. 1963 yılında İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde gene Kıbrıs olayları meydana geldi. Orada Kıbrıs'a gidecek gemi çıkarma gemilerimiz yoktu. Gitti Ereğli Demir Çelik Fabrikası, yassı mamul çelik üreten fabrika özel bir kanunla kuruldu ve bugün dünyanın Türkiye 8. çelik devi. O zamanki özel yasayla kurulan yasayla birlikte. Onun dışında 1970'li yıllarda boru hatları yapıldı. 73 yılında gene Ecevit'in koalisyon dönemi sırasında şimdi batırdılar. BOTAŞ kuruldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gene şeydi. Şimdi burada bize şunu Devlet Planlama Teşkilatı 27 Mayıs Anayasası yani 1961 Anayasası'ndan sonra kurulan gene İsmet İnönü'nün koalisyonun büyük ortağı olduğu dönemde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi gene o dönemde kuruldu. İşçilere grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temelleri rahmetli Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı döneminde bu haliyle kuruldu ve işçiler evet. bir nefes aldı. Yani bu şu anda size samimiyetimle söylüyorum. Eğer bu zorlamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu halkçı ideolojisi olmamış olsaydı Güney Kore gibi 1990'lı yıllarda sigorta sistemi ancak kurulurdu bu ülkeye. Gerekçe olarak da şu söylenirdi. Kaynağa ihtiyacımız var. Zenginleşelim, emeklilik sonra gelsin denirdi. Şimdi bunların hepsinin altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası var. Ve Türkiye'de vatandaşın, sıradan vatandaşın, yani bu toprakların üzerinde doğmakla bu ülkenin vatandaşlığını elde eden halkın yararına ne yapılmışsa hepsinin altında hem düşünce olarak hem kurum olarak Cumhuriyet Halk Partisi döneminin kurumları var. Peki başkanım, vatandaş da diyor ki, köydeki vatandaş. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde diyor biz diyor yağ kuyruğuna girerdik, benzin kuyruğuna girerdik, gaz kuyruğuna girerdik diyor. Şimdi, açlık vardı, kıtlık vardı diyor. Şimdi konjonktürel olarak Türkiye'de belirli dönemlerde belirli sıkıntılar oldu. Evet. Şimdi 1978 yılında bu ülkede gaz kuyruğu da vardı, tüp kuyruğu da vardı. Evet. Bunu en iyi de yaşayan benim üniversitede okuyorduk biz. Üniversitede kaloriferin yanmadığı dönem vardı. Fakat şöyle bir şey de vardı. Biz de üşüyorduk ama rektör de paltoyla oturuyordu. Yani ona farklı bir şey yoktu. Şimdi şöyle bir dönem. 1977 ile 1980 arasındaki dönem bütün dünyadaki krizin olduğu bir dönem. Bu dönemde hiç kimse Amerika'daki benzin istasyonlarının %46'sının kapandığını bilmez. Bilmesi de gerekmez. Vatandaşa o lazım değil. Vatandaş kendi yaşadığını bilir. Biz de dışarıda da vardı, bizde de oldu şeklinde bunu savunma durumunda değiliz. Fakat Türkiye 1974 yılında Kıbrıs'a gitmekle büyük bir ambargo ile karşılaştı. Ve bu ambargoda daha ithal ikamesine dayalı ve belirli yani bizim ticaret hacmimiz 3 milyar dolardı. Evet. 70'li yıllarda. Bizim 3 milyar dolardı da Avrupa'dakilere çok mu fazlaydı? Mesela Fransa'nın da 100 milyar dolardı veyahut da İtalya'nın. Ha, bir de şu var.
Türkiye dünyadaki yeri çok fazla değişmiş bir ülke değil. 1984 yılında Türkiye dünyanın 14. ekonomisiydi. Bugün 19. ekonomisi. Yani birileri 50. sıradan 18'e, 19'a falan getirmiş değil Türkiye'yi. Evet. Türkiye'nin zaten bir yeri vardı dünya üzerinde. Bir şeyi vardı. Bu dönemler, dönem dönem bunlar oluyor. Bir sene önce de patates ve soğan kuyrukları oldu bu ülkede. Bugün de ne var Türkiye'de? Şu anda İstanbul'da, Ankara'da, yani kent yoksulluğunun olduğu yerlerde son kullanma tarihi geçen gıdalara büyük ilgi var. Ve sebze meyveyi insanlar yarısını çürümüş sebzeleri ucuza alan toptancıların onları işleyip soyulmuş işte soğanı, patatesin yarısı çürümüş patatesi ayıklayıp satılan bir pazar da oluştu Türkiye'de. Ekleyeceğim yani başkanım, bunu susamayacağım. Bunun bu dönemde oluşmuş olması iyi bir şey, olay değil. Şimdi sözünüzü keseceğim, evet, başkanım. Yaklaşık 15-20 gün önce veya hatırlamıyorum 25 gün önce bir teyze çöpten sebze meyve topluyor idi. O görüntüyü de ben çektim. Sosyal medyada birçok yerde binlerce, yüz binlerce izlendi. Arkadaşlar da bunun, evet arkadaşlar, bunu açıklama fırsatı buldum burada. Bunun belki bir düzmece olabileceğini, belki ne bileyim bir senaryo gereği olabileceğini bize söylediler izlensin diye. Burada açık yürekle söylüyorum. Hatta şöyle, kaydetmeden önce teyzeyle iletişime geçtim. Ki evet, etik olan da budur. Hatta yüzünü göstermedim. Dedim teyze, bunları dedim hayvanlarına mı götürüyorsun? Ki olabilir yani, olabilir, insanlar tabii, hayvana tabii, götürür. Tabii. Hatta teşbih hata olmaz. Aynen şu. Oğlum ne hayvanı? Hayvanım yok yani. Ki şehir merkezinde, Ordu şehir merkezinde. Mezar, şehir mezarının da hemen yanında iki tane çöp bidonu yan yana iken o görüntüyü çektim. Ve şu an yüz binler seyredilmiş. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu görüntüler gerçek arkadaşlar. Burada ne senaryo, ne evet, düzmece, herhangi bir şey yok. Lütfen kabul edelim. Evet. Hiçbirimiz Cumhuriyet Halk Partisi olmak zorunda değiliz. AK Parti olmak zorunda değiliz. Yani iktidar veya muhalefet olmak zorunda değil ama bu ülkede bir sıkıntı var. Bunu kabul evet, etmek lazım. Başkanım, birkaç tane mesajımız var müsaadenizle. Tamam. Hem size bir nefes aldırmış olalım, soluklanmış olun. Yunus Kapısız başkanıma ve size selam demiş. Ben Yunus Kapısız Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim Ünye'den. Sokakta cebinde 10 lirası olup zor geçinen doğacak çocuğu yüzünden ceza kesene biraz kelime düşüklüğü olmuşsa da ben okuyacağım. Ceza kesine mübah da. Neden Erdoğan'ın mitinginde binlerce insana serbest? Orada bir ayrımcılık mı var? Sizce lütfen yorumlayınız demiş. Her şey çok güzel olacak diye de eklemiş. Evet, şöyle demiş. Sokakta cebinde 10 lirası olup zor geçinen doğacak çocuğu yüzünden ceza kesene mübah da demiş. Ceza bu kişiye mübah da neden Erdoğan'ın mitinginde binlerce insana serbest? Orada bir ayrımcılık mı var demiş. Orada bir medyaya da düşmüştü. Şey için eşini hastaneye götüren birine. Evet, onu şey vurgu yapmış. Şimdi şöyle bir olay var burada. Şimdi gene devam ederiz de. Evet. Arada tam yeri gelmişken söylemek evet, istiyorum. Türkiye'de şöyle bir şey oluştu. Yani Türkiye'de belirli bir sınıfın sanki böyle bir ceza almama imtiyazı veyahut da işte belirli şeylerde, yani 10 senedir 20 senedir AKP'ye iktidar oy veriyorum, bana da mı kanun uygulanacak diye bir yaklaşım oluşmaya başladı. Bu tamamen demokrasiye aykırı bir şey. Bir ikincisi de şöyle bir şey var ülkede. Bu tabii pandemi, bu rezalet bir şey. Yani bu hiç olmaması gereken. Şimdi parti AKP şu anda bu şovu niye yapma ihtiyacı duyuyor? Bütün kamuoyu yoklamaları, bütün şey AKP'nin prestijinin ve oy oranının düştüğünü gösterdiği için böyle bir şovu yapmaya ihtiyaç duydular. Ve halkın sağlığını da tehlikeye atarak bunu yapmak istediler. Yeniden bir diriliş. Bu görüntüler tepkiyi artırıyor başkanım. Daha fazla zarar değil, vermiyor mu sizce? Şöyle bunu da yapmazsa bu sefer ne denecekti? İşte bu kaçınılmaz. Bu prestiji yakalama hamlesi midir sizce? Şimdi AKP genel merkezi bu Ankara'ya gidenler oluk oluk kendi olanaklarıyla buraya giden insanlar değil. Bu organizasyon yapıldı buna. Otobüsler tutuldu, gidecek kişilere çağrı yapıldı ve bu şekilde bir organizasyonla yapıldı.
Bundan 6 ay önce ne zaman yaptık? Tam tarihin ismini bilemeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi de pandeminin hem de vaka sayılarının azaldığı dönemde, iş yerlerinin falan açıldığı dönemde biz kongre yaptık ve kongrede böyle bir organizasyonu yapmadık. Sadece delegeler gitti. Delegelerinin dışında sadece il ve ilçe yöneticileri, delege olmayan yöneticilerin kısmi bir kalabalıkla ve kongre salonuna önceki milletvekilleri dahi alınmadı. Yani hatta o nedenle bazı şeyler oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu kongrelerde şovun en iyisini yapacak şekilde bu işte tecrübesi olan bir parti. Bizim kongrelerimizi biliyorsunuz. Evet. Burada sağduyulu olmak lazım. Fakat iktidar bu oy düşüklüğü yüzünden şu anda kontrolü kaybetmiş durumda. Şeyi yakalamaya uğraşıyorlar. Yani prestijlerini yakalamaya ve yeniden bir ivme kazandırmaya, yeni bir ruh kazandırmaya uğraşırken hep batıyorlar. Şimdi bu işin bir yanı, diğer yanı da şöyle. Şu anda bu ayrımcılık nedeniyle vatandaş çok büyük bir kısmı geleceğinde ümit görmüyor. Şöyle bir ümit görmüyor. Gençlerle konuşuyorsun, en iyi eğitimi bile alsam diyor. İktidara yakın olmadıktan sonra, bir tanıdığım olmadıktan sonra benim diyor Türkiye'de belirli bir yaşam düzeyini yakalamam veyahut da bu ülkede belirli kendimi ifade edecek ya da bu ülkeye yararlı olacak bir pozisyona gelmem mümkün değil diyor. Bu algıyı yıkmamız lazım bizim. Bu algı bir arkadaş yazmıştı, yine orada da bir gazeteye yazı yazan çok değerli bir öğretmen arkadaşımız var. Şunu söylemişti, Osmanlı'yı insan kıtlığı yıktı. Yani insan kıtlığından amaç insanın olmaması değil. Yetişkin insanların belirli bir noktaya gelmesinin mekanizmasının yıkıldığı ülkeler. Osmanlı Devleti'nde de böyleydi. Son dönemde işte padişahın ve saltanatın geleceğine yönelik çalışanlar, kişiye özel çalışanlar belirli yerlere getirildi. Hiçbir liyakat veyahut da hiçbir yetenek aranmadan. Bu tür şeyleri yapan ülkeler sonunda batıyor. Yani bu insan kaynağının iyi kullanıldığı ülkeler haline getirmemiz lazım ülkeyi yeniden. Bakın, ben devlet memurluğuna sınavla girdim. Ve bu sınavda ciddi de bir sınav yapıldı. Hem mülakata hem şeyi. Mülakat o zaman şöyle bir şeydi. Yazılı sınav esastı. Mülakat onun dışında şey, ayrıntı nedir? Beyan ettiği şeylere aykırı bir şey var mı? Evet. Mesela kişi araç kullanması gerekiyor. Kolu yoktur. Sağlık raporu sahte mi değil mi? Buna bakılır. Veyahut da diploması sahte mi değil mi? Böyle bir şey algı vardı. Benim sözlü sınavım 10 saniye bile sürmedi. Ama ben 100 puan üzerinden 98 puan almıştım. Yani elenme durumu. Ha, bir de şöyle bir şey vardı. Devlet memurluğunda 70'in üzeri sınavı kazanmış kabul edilir. Evet. Şimdi kimya mühendisi 10 kişi alacaklardı Tarım Bakanlığı'na. Toplamda 1400 kişi alacaklardı ama 10 kişi kimya mühendisi alacaklardı. 290 küsür kişi sınava girdi. 47 kişi 70'i geçti. İlk 10'unu aldılar. 37 kişiyi de yedeğe bıraktılar. Yeni sınav açılana kadar o 70'in üzerine tekrar aldılar. Tekrar sınav açtılar. Şimdi bu işler bu şekilde yürüyordu. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de bunu yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde KPSS puanını 60'ın üzerinde alanları şeye çağırdılar. Normal alınacak olan kişinin 5 katını sınava çağırdılar. Evet. Mülakata. Orada işte yetenek sınavları da var. İşte spordur şeydi, itfaiye olacağı için. Tuttular orada ilk başta 100 kişiyi aldılar, tuttular. 30-40 tane de o kadarını da yedeğe aldılar. Yedekler de kazanmış kabul ediliyor. O da sonra bunu yapmanın hiçbir zararı yok Türkiye'ye ve evet. Şey olursa, liyakat olursa veyahut da yarışmanın şartları eşit olursa insanlar buna emek harcar. Evet. Öbür türlü insanları da haysiyetsizleştiriyorsun. Kapı kulu durumuna geliyor. Şimdi bir elinde diploması olan belirli bir iş için, devlet memuriyeti için bütün şartları taşıyan bir insanın
bir partinin ilçe başkanlıklarında şeylerinde dolaşması kadar yanlış bir iş olamaz. Evet. Yani bunlardan ülkeyi kurtarmak lazım. Yani kesinlikle bu tür şeylerden. Başkanım biraz yerele dönelim isterken güzel bir soru gelmiş. Çamlık konusu diyor. Sahilde yürüyüş yolu neden söküldü tekrar ve şimdi yapılıyor diyor. Şimdi, bu konuya bir değinir misiniz demiş. Mehmet Karaman, ben de teşekkür ederim. Kutlarım, doğru bir soru. Kazım Aksoy, iyi yayınlar Ahmet Bey. Sizi gururla izliyorum. Başkana da Trabzon'dan selamlar demiş. Kazım Aksoy da benim ilkokul öğretmenim hocam. Evet. Bu arada hocama da selamlar olsun. İbrahim Yıldıran, iyi yayınlar demiş değerli abimiz. Medya Eser, MHP Partisi'nin mensubuyum. Vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Kıyıda köşede kalmış insanların yanındayız demiş. Celal Duman, bu ülkeyi bir ilkokul mezunu bunlardan daha iyi yönetir. Buna eminim Dumanoğlu demiş. Celal Duman böyle bir mesaj göndermiş. Bizim orta eğitim seviyemiz siyasal İslamcıların üniversite mezuna denktir. Sağ ol başkanım demiş. Sizlere mesaj göndermiş. Ali Kuru. Medyeser tekrar eklemiş. Ülkemiz olarak geriye dönüş yaşamıyoruz. Ülkemiz olarak çağ atlamalıyız. Çağdaş ülkede yaşamalıyız demiş. Güzel de demiş. Numan Kurtulmuş, ne kadar ünyeli bilemeyebilirim. Ordu ilçelerinin köylerini ne kadar tanıyabiliyor. Ama Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan Şükrü Gürür'ün günün o şartlarında Ordu'nun il ve ilçelerinde tanımayan yoktu demiş Kadir Gül. Evet, Şükrü Gürür'ü biz de duymuştuk. Erkan Yılmaz, güzel yayın kutlarım demiş. Var olsun. Biz de selamlar gönderelim. Evet başkanım, zaman zaman sözümüzü kesmek durumunda kalıyoruz. Çok özür dilerim çünkü izleyicilere de fırsat vermek durumundaydık. Eğer değerli arkadaşlar sorularınız varsa sayın başkanımıza da sorularınızı iletebilirsiniz. Evet, benim ilgimi çeken konu yürüyüş yolu diyor. Daha önce söküldü, şimdi tekrar yapılıyor diyor. Bu konuya bir değinir misiniz şimdi, demiş. Ali Karaman sormuş. Evet başkanım, buyurun. Evet, bu tür şeyler yapılır. Yani bisiklet yolu bir ihtiyaçtır, bir şeydir. Onun dışında her şeyi önce milletin karnını doyuralım, sonra işte kültür merkezi yapalım, sonra tiyatro açalım. Böyle bir dünya yok. Hepsinin eşit bir şekilde yürümesi gerekiyor. Fakat şöyle bir şey. Bir ülkede yapılan işler planlanırken uzun vadeli yapılır. Şimdi belediye meclislerine çok ciddi bir şekilde imar planı yapma, işte değiştirme, kaynakları bir yerden bir yere aktarma yetkisi bu verildikten sonra bu işlerin biraz kuralları falan da bozulmaya başladı. Şimdi mevcut kaldırım 7 sene önce yapıldı dünyada. Bundan daha önceki o kaldırım benim çocukluğumda hatırladığım ilk kaldırım 1950'li yıllarda yapıldı ve 1990'lı yıllarda bu sahil yolu yeniden ihale edilip yapılmaya başlandığı zaman söküldü. Yani 50 sene önce yapılan, 50 sene ömrü olan bir yatırım ki bir şehirdeki yatırımların 50 yıllık ömür küçük bir ömür sayılır. Yani rentable olmayan 100 yıllık, 200 yıllık planlanır şehirler. Bu anlamda her sene bunun yapılıp yıkılması veyahut da şey yapılması burada bir plansızlığın, bir savurganlığın, bir iş bilmezliğin yattığını gösteriyor. O anlamda insanların ve şu anda da Ünye'de her 100 kişiye sorsan bunun 90 kişisi bu niye sökülüyor diye sorar. Evet. Yani bu niye sökülüyor diye sorduğu zaman bu işin yanlış yapıldığını zaten halk da takdir ediyor. Gören gözler de bunu şey yapıyor. Fakat öyle bir şeylik var ki, aymazlık veyahut da öyle bir rahatlık var ki, yani bunun vatandaş tepki gösterse ne olur deniyor. Veyahut da vatandaş bu demokrasi değil işte. Vatandaşın tepkisinin çok da önemli olmadığı. Evet. Biz işte bu ülke yetki almış kişiler olarak bunu gerekli görüyorsak bu yapılacak ve bu normaldir şeklinde bir bakış var. Bu yanlış. Şimdi yetki alan iktidarların her şeyi yapma lüksü yok. Her türlü tasarrufu kendi kafasına göre oluşturma veya da uygulama lüksü yok.
Bu anlamda ben bir konuya daha değinmek Tabii. istiyorum. Ordunun çok büyük bir kanayan yarası ve bütün Türkiye'nin kanayan yarası. Fakat burada Sur'da bir gedik açıldı ordu coğrafyası olarak. Şu anda biz suyumuzu, havamızı ve toprağımızı kaybeder durumdayız orduda. Çok ciddi bir madencilik faaliyeti var. Ve madencilik faaliyeti dediğin zaman çok masum ve gelir getirecek bir şey gibi falan görünüyor. Fakat dünyanın hiçbir uygar ülkesinin uygulamadığı ve altın fiyatları bugünkü fiyatın yarısına düşse hepsinin bırakıp gidebileceği, yatırımcıların tümünün bırakıp gidebileceği bir şeye Türkiye'de bütün Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da böyle bir girişim var. Siyanürle altın üretme evet, Fas'taki girişimi. Fas'taki konu başkanım. Bu Fas'ta şimdi insanların çaresizlik nerelere getirdiğini de bunu gösteriyor. Devlet burada 8-10 senede, 20 senede alacağı 10-15 milyon dolarlık bir para için bütün bu katliama seyirci kalıyor. Yani insan bu muhtaçlıktan kaynaklandığı gibi bir yönden de iş bilmemezlikten kaynaklanıyor. Gene aynı şeyde söylediğimiz gibi, daha önceden de söylediğimiz gibi burada siyanür, yani bilime inanmama olayı var. Yani bütün dünya diyor ki bu kaç kişi öldü diye soruyorlar veyahut da işte bu vatandaşa bu şekilde açıklanmaz. Şimdi orada muhtara soruluyor. İşte suları kirleniyor diyor. İşte maden suyu oluyor diyor. Şimdi bu bizim dalga kameramıza saldırdılar. TV52'de bu konuda mücadele etti. Evet. Bu dalga geçmek veyahut da şey yapmak. Evet. Burada şimdi siz toprağını koruyan bir insana bir tavır askerle bir şeyle bütün devletin işte kolluk güçlerini orada vatandaşın önüne dikerseniz bu burada demokrasi falan yok. Burada şey yok. Yani şu anda Ünye'nin en sorunsuz ve üretimi de maksimum noktada olan Üçpınar, Çiğdem, Yeşilkent bölgesinde buranın hem arıcılık geliri var hem fındık geliri çok yüksek. Ve kimseye de şunu da istemiyorlar. Bak senelerdir suyu akmıyor. Su için bir defa ayaklanıp da bir yerlere gidip de işte bizim suyumuz niye yok diyen bir vatandaş değil bu. Kendisi için bir şey istemiyor. Çocukları, torunları için istiyor. Şimdi milyonlarca ton toprağı eğer buraları ihale edilip de altın işletmeciliğine açılırsa milyonlarca ton, yani bu hiç abartı değil. Milyon ton dediğin sen çok çok büyük bir rakam değil. Şimdi şeydeki havzayı o Fatsa'daki şu andaki o şeyin üzerinde stoklanmış vaziyette siyanür bulaşığı olan 10 milyon tonun üzerinde malzemenin olduğunu size açıklıkla söyleyebiliyorum bu işi i̇lgilendik, yapmış biri olarak. Başkanım ilgilendik o şimdi süreçle. Şimdi orası 4 katına çıkarılmaya uğraşılıyor. Şimdi şeyi düşünün. Üçpınar oraya 4 kilometre uçuşu. Şimdi aynı şekilde oranın da 3 bölgede olduğunu düşünün. Yani yazık günah. Şimdi bu insanlar buraya gelecekler. Bir müstemleke ülkesi gibi yabancı bir firma. Sen senede işte 2,5 milyar dolarlık Türkiye'nin şu anda ürettiği altın 2,5 milyar dolar. Evet. Bunu ne yapıyor? Şimdi bir ülke, uygar bir ülke buna 2,5 milyar çok büyük bir rakam değil Türkiye bütçe büyüklükleri açısından. 2,5 milyarı 7 ile çarp ne yapar senede? Bu para çok da şöyle bir şey değil. Diyor ki 2,5 milyarlık biz 35-45 ton altını Türkiye'de üretmezsek 2,5 milyar dolara bunu dışarıdan alacağız diyorlar. Evet. Bu bizim karımız diyorlar. Devlet ne yapıyor bu 45 ton altını? Üretenler götürüyorlar Merkez Bankası'na veriyorlar. Merkez Bankası bunun karşılığı Türk lirasını veriyor. Onlar da döviz alıyorlar dışarı götürüyorlar. Yani şimdi bunun için bak çok ciddi ileride sıkıntılar olacak. Dünya şu anda organik gıdayla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bak Almanya kendi enerji üretiminin %30'unun üstüne çıkardı. Almanya'nın enerji tüketiminin %30'u ne demek biliyor musun? Türkiye'nin tükettiği toplam enerjinin 2 katı 3 katı demek bu %30. Evet. Bu kadar enerjiyi neye yatırım yapıyor? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bunlara yenilenebilir enerji türlerine yatırım yapıyor. Şimdi bunlar bunu yaparken neyi düşünüyorlar? Kendi coğrafyalarındaki
gıda güvenliğini düşünüyorlar. Şimdi onlar da biliyor kömür yakmayı. Şimdi Almanya dünyanın en fazla kömür ve Demir İmparatorluğu denen bir ülke. Bununla isim yapmış bir ülke. Bunlar bu kadar masrafı göze aldılar. Bu kadar yeniden yatırım yaptılar. Bu işin teknolojisine araştırma enstitülerinde ciddi kaynak ayırıp çok ciddi teknik eleman çalıştırıyorlar. Ve ileride kendi topraklarının bir gramının kirlenmesine izin vermiyorlar. Ve bir nehrinin, bir akarsuyunun temizlenmesi için onlarca yıl çaba harcayıp kaynak aktarıyorlar. Şimdi ileride olacak şeyleri ben size söyleyeyim. Bergama'da. Sadece elin gavuru bunu yaparken. Bunu söyleyeyim, evet, bitireyim sözümü. Şimdi ileride bizim ülkemizden siyanür nedeniyle çok ciddi miktarda tarım ihracatımız engellenebilir. Yani şimdi İsrail bir dönem radyoaktif gübre kullandı. Çok uzun bir süre tropikal bitkilerin muzunu satamadı 70'li 80'li yıllarda. Yani bu şey değil, bak akıllı insanlara korkutucu bir bakın, tehlike biliyor musunuz? Bu şeylere odaların, bak hep küçümsenen odalar falan var ya. Türkiye'nin şu ana şu duruma gelmesinin, geleceğinin öngörüsünü bundan 30 sene önce 1980'li yıllardan darbeden hemen sonra hem enerji konusunda hem gıda konusunda hem konusunda doğal gaz konusunda hepsini yazdılar bunlar. Bak batağa götürüyorsunuz ülkeyi diye. Fakat ülkenin liyakatsız bürokratları, o işi yapanlar 20 sene sonra dediler ki biz aldanmışız, bizi soydular dediler. Yani Enerji Bakanlığı'nda şube müdürü düzeyinde bu işlere imza atan adam bakan olduğu zaman bizi soymuşlar dedi. Doğalgaz çevrim santrallerini bu şekilde yaygınlaştırdığımız zaman veyahut da yaptığımız zaman. Şimdi ülkenin bütün sendikaları, bütün muhalefet partileri, Cumhuriyet Halk Partisi bu özelleştirme bu şekilde yapılırsa biz aç kalırız diye söyledi. Birlikleri bu şekilde yok ederseniz tekrar bu organizasyonları kuramayız dendi. Bak gıda sıkıntısı olduğu zaman elde kalan tek bir tane şey vardı. Onlar da gerçi şey gibi çalışıyorlar şimdi, faizci gibi çalışıyorlar. Tarım kredi kooperatifleri. Tarım kredi kooperatiflerine devlet destek verip üretim yaptırmaya başladı. Elde o kalmıştı çünkü. Ama Çuko Birlik olsaydı, Fisko Birlik olsaydı, Panko Birlik olsaydı, Trakya Birlik olsaydı bu sıkıntıları çekmezdik. Yani şunu demeye getiriyorum. Şu anda bir fantazi gibi görünen bu siyanür eylemlerine karşı gelen vatandaş bu ülkenin en duyarlı ve en şu anda en entelektüel birikimi olan insanları bu söze kulak vermek lazım. Yani bu yere sattığımız fındıklar siyanürlü diye geri dönüş olabilir mi demiş Kadir Güldebaş. Şimdi şöyle, yani bu bir ihtimal. Yani şimdi dünya bunu iki şekilde kullanır. Birincisi senin fındığını almayacaksa bunu öne sürebilir. Evet. Bir. İkincisi gerçekten olabilir ki olma ihtimali de yüksek. Evet. Şimdi orada dağın başına siz bir milyonlarca ton toprağı yaparsanız burası bir defa toprakla oynadığınız zaman heyelana da açık bir şey bırakıyorsunuz. Evet. Bir de Fatsa'nın su kaynağının olduğu yer aynı şekilde Yeşilkent Havzası da Ünye'nin su kaynağının olduğu yer. Yeşilkent. Yani bu da bir akıl tutulması var. Ben burada şuna da çok şey yapıyorum ve bunu bir şehirde yaşayan insanlara ihanet olarak görüyorum. Burada yerel yöneticiler var. Bak yerel yöneticilerin istemediği hiçbir şey olmaz. Termeye kömürle çalışan termik santral yapılmaya kalkışıldı. İktidar partisinin belediye başkanı oradaki vatandaşı örgütledi ve onu yaptırmadı. Şimdi burada iktidarın yerel yöneticileri buna karşı çıkmış olsa bu iş burada biter. Çıkabilir mi? Terme çıktı. Haysiyetli şey olursan çıkarsın. Yani eğer gerçekten halkın gücüne inanıyorsan çıkarsın. İki senede belediye başkanlığı yapma, ne olacak yani? Yani burada o şekilde daha fazla bir haysiyet görürsün. Şimdi kişi yönetici niye olmak ister? Hizmet vermek ister bir. İkincisi fani dünyada bir şey bırakmak ister. Yani bir iz bırakmak ister. Ve bunun da çoluk çocuğuna bırakacağı bir haz olur, bir ünvan olur.
kendisi açısından. Evet. Yani öbür türlü burada şimdi nasıl algılanacaklar bu bölgenin? Şimdi şeyleri saymıyorum. Şimdi kamu bürokrasisi, işte mülki amirler zaten bir yerde kalma süreleri belli ve oralarda da ciddi anlamda organik bağının, şimdi bu şey değil, sen de olsan aynısını yaparsın. Ben şimdi çalıştığım diğer illerde ne kadar kendi, evet. Tabii vatan toprağıdır, şudur budur ama ben Bursa'ya çok büyük emek verdim. 5 yıl orada çalıştım. Asfalt yaptık, yol yaptık, alt şey yaptık, sanat yapıları yaptık. Ama beni mesela yaşadığım yer kadar orada yapılan, Bursa Ovası'na yapılan bir tesis beni çok derinden yaralamayabilir. Evet, yaralar evet. da yaralamayabilir. Evet, evet. Ama şimdi kendi doğup büyüdüğüm yerdeki bu şekildeki bir tahribat bizi yıkar. O anlamda buranın yerel yöneticilerinin biraz kendilerinin destek aldığı vatandaşa karşı biraz duyarlı olması lazım. Yani bunu ben size samimiyetimle söyleyeyim. Eğer o Erenyurt beldesinde, şeyde burada ki yerel yöneticiler, önceki yerel yöneticiler doğru düzgün şey yapmış olsa, direniş göstermiş olsa, kim şimdi belde şeyler de kalmadı, bu işler yapılmaz. Yapılamaz yani. Başkanım niye yapılıyor? Yani ben ya şu şekilde, birincisi şöyle bir şey var. Siyanür ismini bu insanlar yeni duydu. Ben evet. siyanürü niye bu kadar derinden biliyorum? Ben kimya mühendisiyim. Evet. Bu işin biz siyanürle deney yaparken neredeyse astronot gibi giyinir, ciddi işte deriye temas etmemesini, şey yapmamasını, ondan sonra özel şeylerle gelir. Yani siyanür bu şekilde çalışır. Buradan biliyorum. Evet. Şimdi kimya bilgisini bu şeyi bilmiyor. Bu vatandaşın bunu bilmesi gerekmez. Şimdi vatandaşa sen dersin ki siyanür çok zehirli dersin. Öbürü de renkli grafiklerle firmanın şeyi, işte Almanya'da bir tesisi gösterir, üzerinde orman vardır, öbürünü kandırır onu. Evet. Devletin kendi bürokrasisi ve bu işe izin veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki bürokratının namuslu olması gerekiyor. Yani onun için de onların da bilgili olması gerekiyor. Evet. Şimdi ne fen heyeti müdürlükleri kaldı bakanlıkların. Ne de böyle yurt dışında falan yetişip şey yapıp eskiden şöyle bir mekanizma vardı. En iyi öğrenciler yurt dışı burs sınavlarına girerlerdi. Kamu kuruluşlarının yurt dışı burs sınavlarına. Oradan geldikleri zaman SEKA adına, PETKİM adına, TÜPRAŞ adına, ondan sonra ne bileyim Enerji Bakanlığı adına, Sanayi Bakanlığı adına gelirlerdi burada. Oradaki eğitimleriyle Tarım Bakanlığı adına. Benim kendi dönemimde yurt dışına giden ziraat mühendisleri oradan geldikten sonra havza planlamalarında gölet projesi yapar duruma geldiler. Yani hiç kimse dışarıya yaptırmıyordu. Hem onların mekanizması yıkıldı. Şimdi bunları bu şekilde almayıp da işte tutar şimdi kendin genel müdürlüğe benim dediğimi yapsın diye birini alelade birini şey yaparsan bu bilmiyor adam. Bilmiyor. Evet. Sadece kar zarar işiyle yapıyor. Ne yapıyor? Hesap ortada. Fas'taki madenin şeyi Türkiye'de katkısı %2'ye yakın şey işçiler üzerinden ve bu şeyler üzerinden alınan dolaylı vergilerle falan %13. Ya değer mi? Değil yani misin? %13. %40'ı zaten masrafa gidiyor. Geri kalan şeyleri diğer işçiliktir. Şey şudur budur. %13. %13. Şimdi böyle bir şeye insanlar niye tevessül ederler? Niye tevessül ederler? Bilmiyor. Birincisi bilmiyor. İkincisi karşı gelemiyor. Şöyle ben TV52'de bu konuya çok önem verdik ve bununla ilgili program yaptık. Ve Sayın Başkanıma şunu sordum. Dedim başkanım şimdi HES'te de aynı şekilde Türkiye'deki... HES'lerde şu var. Bak orada bir noktaya evet. şey yapayım. Bak bu çok değil. 10 sene sonra bu HES'lerin %80-90'ı atıl kalacak. Evet. Yabancılar tribün satıyor. Başka hiçbir numarası yok. Aynen. Yani böyle bir şey.
Yani şimdi, dostlar alışverişte görsün. Şimdi yani bizim, orada ufak tefek çimento fabrikaları çimento satar. Ufak tefek işte demir satılır, şey satılır ve bu coğrafya yok ediliyor. Yani böyle bir şey dünyada hiçbir ülke yapmıyor. Konuya siyasi bakmıyoruz evet, başkanım. Yok, ben sıradan bir vatandaşım, ben siyasetçi değilim. Kaldı ki ben CHP'li de değilim, ben AKP'li de, ben MHP'li de değilim yani. Hı. Şöyle. Niye yapılır? Yani bu gerçekten bir katliamdır. İşte çark dönüyor yani, zannediliyor. Çark dönüyor zannediliyor. Yani, tamam mı? Bunu bir insan şimdi, bu kötülüğü bir devletine ya da milletine ya da Fatsa'ya ya da orduya niye yapar bak, bu kötülüğü? Enerji lazım. Bak, tamam. Ben şahsi olarak kim ne derse desin, Türkiye'de nükleer enerjinin de şu ana kadar bir teknolojisinin gelişmemiş olmasını ve bir de şartların uygun olduğu, herkesin yaptığı zaman nükleer santralimizin de olmamış olmasının Türkiye'nin doğasına çok büyük zarar verdiğine inanan da biriyim. Bunu niye söylüyorum? Kendi teknik bilgime dayanarak, oradaki şeye dayanarak söylüyorum. Şimdi kömürü de işletirsin, şeyi de işletirsin. Fakat bir tane nükleer santralin zamanında olmuş olsaydı, ki şu anda dünya nükleer santrale de izin vermiyor. Nükleer santral de ilk nükleer santraller gibi değil şu anda. İlk şeyi yüksek, büyük atom yapısına sahip, çekirdek atom ağırlığına sahip maddelerin bölünmesiyle elde edilen enerjiydi ve kontrolsüz bir enerji. Şeyde santralde kontrol ediyorsun ama gerçekten hem atığının bertarafı ile ilgili şeyle ilgili şimdi farklı teknolojiler de var. Mesela ağır sudan helyum elde ediyorsun ve stabil oluyor veyahut da şey oluyor. Şimdi bunlar bak. Bizim Afşin Elbistan termik santralini yapmamız yanlış mı doğru mu? Siz bir uzman olarak fikrinize bakın. Doğruydu. Başlamada. Bizim enerjiye ihtiyacımız vardı ve orada da yüksek kükürtlü fakat şeyi kalorisi düşük. Düşük olmasına rağmen ülkenin enerjiye ihtiyacı vardı ve burada da rezervimiz çok fazlaydı. Bunu buraya yapacaksın. Fakat yanlış yapılan şey şu. Yaptıktan sonra teknolojiye ayak uyduramama. Şimdi bunu yapıyorsun. O zamanki teknolojide ne elektrofiltreler var, ne işte kükürt bertaraf teknolojisi daha gelişmiş değil, şey değil. Bir süre sonra buradan sağladığın kaynaklarla veyahut da şeyle teknolojinin geliştiği zaman yeni teknolojileri, filtresini, şeyini yaparsın. Bugünkü gibi sokağa salıp da sokaklarda her sabah bir karış kömür tozuyla bunu yapmazsın. Anlatabildim mi? Şimdi enerji lazım. Kendi ülkende çıkıyorsa bu enerji, senin linyetini işletmen bile dışarıdan doğal gaz alıp da santral yapmandan daha faydalı ülkeye şey açısından, ekonomik açısından. Ama bunun en iyisini yapacak şekilde teknolojini geliştireceksin, bunu azaltacaksın. Evet. Şimdi Avrupa şey dönemde kendisi sanayisini kurarken kendi ormanlarının %60'ını %70'ini yok etti o dönemde. Karbondioksit bilmiyorlardı. Karbondioksit yağmurların şey sülfür gazit yağmurlarını bilmiyorlardı. Şeyi bilmiyorlardı 1800'lü yılların sonu. Evet. Buralarda bunu yaptılar ama ondan sonra da bunun bilincine vardıkça bunu şey yapıyorsun. Şimdi biz bu kadar teknoloji gelişmişken, bu kadar bilgi birikimi varken bunun en iyisini yapmak durumundayız. Evet. Yanlış olan şu, gerçekten yapılması gereken şeyleri yapılması gerektiği gibi yapmamaktan kaynaklı. Yani şu günkü dünyada tutup da sen boruyu çekip, senin hiçbir kaynağın yok, getirip burada doğalgaz çevrim santrali yapıyorsun. Ondan sonra adam burada gerekli görmediği zaman değiştirmek durumunda kalıyor. Birkaç tane mesajımız var başkanım. Müsaadenizle güzel yayın kutlarım demiş Erhan Yılmaz. Selam Suudi'den hayırlı yayınlar demiş Süleyman Öztürk. Arabistan'dan bizi izliyormuş. Hüseyin Ateş iyi yayınlar demiş. Mehmet Karaman demiş ki başkanım kulağım sizde, gözüm milli maçta, 3-0 yeniyoruz. Maç da harika, yayınınız da harika. Devam, teşekkürler
Bu arada az önce sorusu vardı. Çamlık sorusunun cevabını alamadık. Teşekkürler şimdi, demiş Mehmet Karaman. Evet, Kadir Gül'ün de mesajı az önceki okuduğum gibi. İsa Başkan'ın dış ülkelere sattığımız fındıklarımız siyanürlü diye geri dönüşü olabilir mi? Demiş Kadir Gül beyefendi. İhtimaller dahilinde onu evet. Zaten söylemiştim. Başkanım şöyle söyleyeyim. Belki onlarca, belki yüzlerce program yaptık. Fakat sizi dinlerken can kulağıyla tabirini gerçekten birebir yaşadım. Çünkü benim aslında TV2'deki programım Ahmet'le son nokta. Yani konuyu önce halka soruyoruz, sonra uzman ile son noktayı koyuyoruz. Evet. Aslında şu an uzman ile hem son noktayı koymuş olduk, hem de buradaki ilk bölümümde, ilk programımda şapka, hem de şapkaya anlatmış oldunuz. Şimdi ben çok güzel şeyler duydum sizden. Bir öncelikle siyasetçi olarak değil, bu konunun uzmanı olarak, bu konuya objektif bakan birisi olarak dinledim sizi. Ve tabii ki siyasetçi olarak da güzel şeyler duyduk. Şimdi şehrimize dönecek olursak, vaktimiz de epey geçmiş. Aslında biz program başlarken bir saat olarak konuşmuştuk sizinle. İki saate yaklaşmışız. Evet, iki saate yaklaştık. Çünkü konular önemli. Konuk konuya vakıf olunca zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Rejilik arkadaşlara da ayıp olmasın diye. Ünye'ye dönelim istiyorum. Memleketimize dönelim istiyorum. Hatta şöyle, bu konuyu siyanür veya çevre doğa katliamı konusunu sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü alanınız TV2'de veya burada hiç fark etmiyor. Ben sizinle bu konuyu tekrar sözünüzü almak istiyorum. Burada bu konuları tekrar konuşmak istiyorum. Ünye'de yapılması planlanan ya da seçim vaatler arasında konuşulan projeler vardı. Bunlar herhalde bitti mi? Ya şimdi, da başladı mı? Şöyle başlayanlar var. Epeyce yol almış olanlar var. Hiç başlanmamış olanlar var. Her seçim öncesi ve her gündeme geldiği zaman yeniden bir şeyler yapılıyormuş gibi gösterilen projeler var. Öncelikle Mehmet Karaman Bey'in Çamlık'la ilgili evet. Sorusuna cevap vereyim. Şimdi Çamlık'ta uzun süredir Çamlık Ünye'nin simge bir alanı. Yani İstanbul'da Gezi Parkı neyse Ünye'de de Çamlık 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyde önemde. Ve burada bundan önceki dönemde yani bundan önceki yerel yönetim seçimlerinden sonra orada bir vahşi proje uygulanmak istendi. Aynen İstanbul'da Gezi Parkı'nda işte Topçu Kışlası falan yapılması gerektiği gibi orada da Çamlık'ın tamamen yok olmasına yönelik işte bungalovların olduğu, işte oradaki falezlerin üzerlerine seyir teraslarının yapıldığı, işte bir, çok geniş bir alanda neredeyse imara açılır duruma gelmişti. O işte gerek iktidar partisinin kendi içindeki bazı güç şeylerinden ve en önemlisi de Ünye'nin topyekün olarak oradaki alana sahip çıkması nedeniyle ertelendi. İyi ki de ertelendi ve o proje iptal edildi. Gerçekten çok da iyi oldu. Ünye'leri de daha sonra etmek, takdir etmek evet, lazım. Oradan da Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Erkan Temiz'e de buradan teşekkürlerimi göndermem gerekiyor. Çünkü onlar da bu konuya gerçekten mücadele şimdi ettiler. Şimdi tabii katkısı olan herkese evet. Teşekkür ediyoruz. İkincisi şöyle bir durum var orada. Şimdi biz bu dönemde 31 Mart seçimlerinden sonra, bu 2019 seçimlerinden sonra gerçekten Ünye Belediye Başkanı'nın da öncülüğünde işte konuyla ilgili işte sivil toplum kuruluşları, işte dernekler, bu işi oranın ağaçlandırılmasına ön ayak olan ailenin şu andaki ileri gelenleri ve aynı zamanda ekolojiyle ilgili de bilgi birikimi olan kişilerle toplantı yapıldı ve o toplantıda şu söylendi. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilisi de vardı. Ünye'nin istemediği hiçbir şey burada uygulanmayacak şeklinde bir yaklaşım getirildi. Hoşumuza da gitti. Hiç kimse de itiraz da etmedi. Böyle olacaksa bizim istediğimiz zaten belli topyekün olarak. Evet. Daha sonra burada bir girişim yapılmaya çalışıldı. Yeniden yap işlet devlete dönülmesi için ufak bir hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'in orada gelip işte bir
gezi yapması falan gerçekten mide bulandırıcı, yani herkesi rahatsız edici yeni bir şey oluştu. Fakat şu haliyle Çamlık'ta uygulanan proje bizim de hoşumuza gitti. Yani şu son dönemde yapılan, ha her şeyin daha iyisi vardır, daha şey vardır. Bizim için burada önemli olan Çamlık'ın şu haliyle kalırsa ki kurtulmuş olması, bu önemli bir şeydi. Ve bu da sağlandı diye düşünüyorum. Tabii bu pandemi şartlarında oradaki yapılan bir tesis yapıldı ve gerçekten de çok katlı falan da yapılmadı. Betonyer girmeyecekten de girmedi de. Yani sonuçta işte bazı sözlere tutulmuş oldu. Ve şeyi korunmuş oldu. Fakat orası bir bütünlük arz ediyordu. Orada eski devlet hastanesi vardı. O devlet hastanesinin yerinde şimdi Ordu'daki belde evler benzeri bir yapı yapıldı. O da yanlıştı bence. Şimdi kamunun tüm arazilerinin bu şekilde özele geçmesine de ben ciddi anlamda karşıyım. Çünkü bu tür kamu arazileri masrafı artırıyor elden çıkması. Şimdi Ünye'de tüm kamu arazilerini başkasına özele devrederseniz bu sefer okul yapmak için gidiyorsunuz. Ücra bir yerde okul yapıyorsunuz. Bu sefer servis ihtiyacı doğuyor. Bu sefer öğrencilerin zamanı, velilerin şeyi, bu tür şeylerin de yapılmaması gerekiyor. Şimdi Ünye'nin diğer problemlerine gelince, Ünye'nin problemlerini ben doğdum, büyüdüm, aynı problemler devam ediyor, gidiyor. Birincisi Ünye'nin İç Anadolu ve Akdeniz'le bağlantısının olacağı işte Akkuş-Niksar yolu. Bütün Türkiye'de binlerce kilometre duble yol yapıldı. O kadar İstanbul Boğazı'na 3. köprü, işte Osman Gazi Köprüsü, onun dışında Orta Anadolu'da Kuşuş kervan geçmez yerlerde duble yollar yapıldı. Ve hem Tokat'ın hem Ordu'nun, Ünye'nin istediği bu hatta en ufak bir girişim yapılmadı. Ne programa alınabildi. Emin Yılmaz da diyor ki başkanım, sözünüzü kesmek değil de tam da yerine gelince, Ünye, Akkuş, Niksar, Karayolu yıllardır niçin yapılmaz diyor. Evet. Yıllardır her seçim döneminde bu yol politik malzeme yapılmasına rağmen gerçekleşmemesini İsa Başkanım nasıl yorumlar? Şimdi diyor. Bunu önemsemiyor iktidar partisi. Yani bunu önemsemiyor. Önemsese burada bunun şeyi de bulunur, kaynağı da bulunur. Bu iş için kamuoyu da oluşturulur. Sadece bu yol değil. Bunu ben bu sahildeki bisiklet yolu kadar önemsendiğini düşünmüyorum. Yani bölge milletvekillerinin, zaten iktidar partisi milletvekillerinin dillerine aldıkları da yok. AKP'nin genel başkan vekili Numan Kurtulmuş'un ilgi alanı çok daha farklı. O İstanbul Sözleşmesi'yle uğraşıyor işte şeylerle işte. Bir yerde Müslümanlar. Onu konuşamadık. Yani vaktimiz yetmedi. İstanbul Sözleşmesi'ni aslında size sormak isterdim. Onlar da var. Konuyu açıyor, şey yapıyor. İkinci bir organize sanayi bölgesiyle ilgili altyapı ihalesi yapıldı. İşte yer tahsisleri falan yapıldı. Oranın yürüyor olması, çok geç kalmasına rağmen yürüyor olması birazcık hoşumuza giden. İnşallah yani o şeyle firma ihale, altyapı ihalesini alan firmanın ihtiyaçları veyahut da işte denetiminin düzgün yapılır ve o çalışma devam eder. Hı. Üniversite kampüsü var. Sürekli üniversitemiz kan kaybediyor. İkinci öğretim bölümleri vardı. Onlar şu anda tamamen kaldırıldı. Öğretim elemanı takviye edilmiyor. Öğrenci sayısı azaldı. Kampüs alanı elden çıkmak üzere, oraya şey yapılması gerekiyor. Bir alan tahsis edildi, belirlendi ama onunla ilgili çalışma yapılmazsa bunların da belirli süresi var. O süre içinde yatırım yapılması gerekiyor. Bu işler bu şekilde el yordamıyla da yapılmaması lazım. Bir programa alınması lazım. Biraz önce söyledik, devlet planlama teşkilatımız olmadığı gibi böyle bir planlama kurumu da şu anda yok. Ne yazık ki yok. İşte başka işlerle uğraşıyor. İşte YÖK Başkanı'nın bazı rektörler babasının adına cami yaptırma yarışına girmişler. Öbürü, yani bir akıl tutulması var.
O anlamda da üniversitenin eğer olacaksa gerçekten dört dörtlük yapılması gerekiyor. Bölük pörçük öğrencilerin kalacağı yurtlar yok. Her şey bölük pörçük. Bir sürü insan pansiyonlara yatırım yaptı. Tekrar kampüse diğer tarafa giderse onların durumları var falan. Her geçen gün yapılmayan şeyler yeniden hem masraf olarak hem yük olarak insanların sırtına biniyor. İşte küçük sanayi sitesinin kapasitesi yetmiyor. Oradaki iş yerleri kadar da şehrin içine dağılmış iş yerleri var. Onların bir an önce yapılması gerekiyor. İşsizlik çok büyük problem. Ünye'de de var mı? Tabii. Şimdi buradan Fas'taki organize sanayi bölgesine servisler kalkıyor. Yani organize sanayi bölgelerinde şöyle bir olay var. Enerjiden indirimli yararlanıyorsunuz. Diğer bazı avantajları var. İşte evet. Atıkların bertarafı için bir belirli bir disiplin var, bir yönetimi var. Bunlardan yararlanamayan sanayici çok fazla da buraları cazip görmüyor yatırımcı. O anlamda bir an önce organize sanayi bölgesinde bitmesi gerekiyor. Aynı şekilde şeyin de küçük sanayi sitesi için de artık yeni yer tahsisi ve yeni yapıların yapılması gerekiyor şehir içinden. Bunların da oralara alınması gerekiyor. Evet. Bir liman olayı var. Liman olayı tabii şeyle birlikte düşünülmesi lazım. İç Anadolu'ya bağlantı yoluyla birlikte düşünülmesi lazım. Şimdi transport limanı deniyor. Transport limanı olabilmesi için lojistiğinin düzgün olması lazım. Burada şu andaki 3-5 tane işte bentonit şirketlerine ihtiyaçları için, onların ihracatı için kullanılan bir şey var. Onun dışında %50'den fazladır diye düşünüyorum Ünye'deki çimento fabrikasının ihtiyaçları için. Zaten ilk yapımında da zaten limanın baştan devlet yapmadı, yatırımı yarım bıraktı, fabrika imtiyaz alarak oradaki yatırımı tamamladı. Bu olaylar da var. Bu tür şeylerin aslında devletin bütçesine girip, yatırım planına girip, kaynak ayrılmadıktan sonra işte o Ankara'ya gitmiş şöyle yapmış, bu buraya gitmiş böyle yapmış şeklinde bunlar dedikodudan ileri geçmez. Her iktidar zayıfladığında veyahut da işte bunlar da ne yapıyor, hiçbir şey yapılmıyor dendiği zaman gazetelere manşet olacak şekilde demeçler verilen yatırımlar olarak bu şekilde sürüncemede kalır gider. Ve bu Ünye buradan büyük kayıplara uğruyor, büyük yaralar alıyor. Yapılmayan her yatırım buranın cazibesini biraz daha azaltıyor. Alternatiflere sevk ediyor insanları. Şimdi asıl yapılması gereken burada İç Anadolu'ya olan bağlantı yolu. Çünkü limanla birlikte yapılması gerekirken çok farklı güzergahlarda, ordunun farklı yerlerinde yatırımlar yapılıyor. Bu da bir kaynak israfı. Onlar da yapılabilir ama burası bir havzanın planlaması, bir kalkınma projesi şeklinde düşünülüp yapılması gereken bir proje. Limanla, transport limanıyla yolun yapılması. Onlar yapılırsa bölgenin kalkınmasında ve şeyinde gelirinde iyileşmeler de olacaktır, doğal diyoruz. Olarak olacaktır. Hatta başkanım, bizim bu şeyimiz vardı, Merkez Türkiye Projesi. Bu Merkez Türkiye Projesi de Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirilmesi için, bir lojistik üssü ve üretim üssü şekline dönüştürmesini şey yapan ve önümüzdeki seçimde de bunun sinyallerini alıyoruz. Yöneticilerimiz onlara söylüyor. Bu proje biraz daha geliştirilerek daha iyi bir şekilde vatandaşa ilk seçimlerde anlatılacak zaten. İnşallah, umarız. Bir tane mesajımız Twitter'dan gelmiş. Bunu da eklemek istiyorum. Ahmet abi, size Ulubey Yukarı Kızılay'dan yazıyorum. 2 gündür internet çekmiyor. Şu an size mesaj yazmam yarım saatimi aldı. Lütfen yetkililere seslenin, bir an önce yapsınlar demiş genç kardeşimiz Yavuz Selim Güzel. Biz de yetkililere diyoruz ki Yavuz Selim Güzel Yukarı Kızılay'dan yazmış bize, interneti yok. Lütfen yetkililer ilgilenin diyelim. Şimdi bu internet konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bu şeylerde bağlantılı, son dönemlerde yaşadığımız bu özelleştirmeyle de bağlantılı bir olay olduğu için bunu söyleyeceğim. Şimdi bizim internet altyapımız, telekom altyapımız Avrupa bir önceki versiyonu 80'li yıllarda yaptığı için 70'li yıllarda bizim
komünikasyon sistemimiz, yani bu şey ağı, bilişim evet. ağımız onlardan daha iyiydi bir dönem. 1980'den sonra işte askeriyenin bu fiber hattını da sivil telekom kullandıktan sonra biz gerçekten Avrupa'ya göre iyiydik. Fakat bu internetin yaygınlaşmasından sonra Avrupa sürekli bu işlere, işlerin online'a dönmesi yeniledi. Ve şu anda biz de o dönemde özelleştirme yaptık. Biz külliyatlı bir şekilde telekomda soyulduk. Yani Türkiye 20 milyar evet. dolarını kaybetti. 20 milyar dolarını kaybetti ve bunun üzerine de bir bardak su içip şu anda yattı. Şuradaki şeye, telekom binasının üzerinde bankanın şeyi var. Satılıktır yazısı yazmışlar, yani göstermelik. Onları satacaklar da evet. 20 milyara tahsil edecekler. Bunlar nereden gelmek istiyorum? İdeolojik olarak yapılan tüm işler ideoloji gözlüğüyle at gözlüğü aynı. Yani özelleştirme iyidir, kamu kötüdür. Veyahut da hiçbir şeyin bu şekilde siyah beyaz şeklinde ayırmamamız gerekiyor. Evet. Biz birliklerimizi, kitlerimizi kaybederek dünyayla rekabet şansımızı kaybettik. Bak, bunların yeniden oluşturulması lazım. Türkiye'de devlet olmadan özel sektör olmaz. Bakın, otomobil fabrikalarının kuruluşunda devlet vardır. Demir çeliklerin kuruluşunda devlet vardır. Telekom sisteminin kuruluşunda devlet vardır. Devlet, hatta şu andaki marka ismi vermeyeceğim. Son üç harflilerin dışındaki işte bizim perakende satış sistemimizi bile bu ülkeye ilk getiren devlettir. Yani bunu inkar ederek, kamuculuğu inkar ederek hiçbir yere varamayız. Bizim 21. yüzyıla çağrı beyannamemizde bunların bu çağa uygun olarak nasıl yapılacağı da madde madde açıklanmış durumda. Ve bu bizim de parti programımızı bundan sonraki seçimden sonra kısa vade, orta vade ve uzun vadede Türkiye'ye neler yapacağımızın altyapısı da orada en iyi şekilde var. Biraz evet. önceki şeyinize geleceğim, işte Türkiye'de CHP'nin kadroları var mı olayına. Türkiye'de şu anda iktidara en hazırlıklı parti, bunu içinde olduğum için falan söylemiyorum ve bunu genel merkezinden en alttaki teşkilat birimlerine kadar söylüyorum. En hazırlıklı parti şu anda ve en teşkilatlı parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Burada halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki Türkiye'yi inşasında hiçbir tereddüde kapılmamasını istiyoruz ve gelecek hep birlikte güzel olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çok daha güzel günler göreceğiz. Evet. Tek bir mesajımız başkanım, onu okuyalım. Müsaadenizle de artık vedalaşalım da istiyorum. Çünkü size de tekrar söz vereceğim. Ben Ünye Akuşlar Dernek Başkanıyım. 1972'lerden beri genel seçimlere 6 ay kala seçim vaadidir Ünye Akuş Karayolu evet, demiş. Evet. Onu başkanım şey belirtmiş. Oldu. Yani her dönem işte yapıyoruz, yaptık, ihale ettik, kamulaştırılması başladı şeklinde şeyler olur ve evet. şu anda da şimdi bir CİMER'imiz var, biliyorsunuz. CİMER'e yazınca oradan şimdi insanlarda şöyle bir anlayış var. Şimdi Cumhurbaşkanlığına yazılıyor CİMER'e. CİMER'e yazılınca CİMER'den oradan devletin evrak akışını bilenler bunu bilir. CİMER'e yazarsınız. CİMER gider karayolla şey Bayındır Ulaştırma Bakanlığı'na. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü getirir bölge Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gelir. Karayolları Bölge Müdürü, Şube Müdürü, burası nereye bağlıysa oradaki en alttaki mühendis ona işte şey diye bilgi verir. Der ki işte devlet kaynak ayrıldığı zaman yapılacaktır diye şey yapar. Yani Cumhurbaşkanlığına bir dilekçe yazmakla şuradaki bir birimin şeyine dilekçe yazmak arasında bir farkın olmadığını da insanlar buradan bilsinler. Çünkü bu işi yapan biri olarak evet. başbakanlığa yazarlardı. Ondan sonra giderdik biz şeydeki il müdürlüğünde o şube müdürlüğünün imzasıyla cevap veririz. Çünkü oraya vermekle öbür taraf arasında hiçbir fark yok. Çünkü bir sihirli devlet yönetiminde bir sihirli değnek yok. Ben oraya şunu şey yaptım da buradan işte çok ekstrem durumların dışında böyle bir çözüm yolu yoktu.
Başkanım, az önce ifade ettiğim gibi gerçekten çok keyif aldım. Çok güzel dinledik, can kulağıyla dinledik. Çok güzel de bilgileri aldık. Hem memleketi konuştuk. Fakat Ünye'ye vaktimiz yetmedi. Tam yetmedi diyeyim. Ünye'yi konuştuk. Tekrar size söz almak istiyorum. Siz de tekrar tabii, burada sohbet etmek isterim. Yani işimiz de bu, şeyimiz de bu. Ben aslında çok fazla konuşmayı böyle çok spesifik şeyler olmadıktan sonra genel politikalarla ilgili zaten partimizin genel başkanından sözcüsüne varıncaya kadar işte hukukla ilgili hukuktan sorumlu genel başkan yardımcılarımız var. MYK'nın tüm üyeleri zaten işinin ehli. Ben şimdi onların söylediklerini tekrar durumuna düşmeyecek şekilde bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Onun dışında tabii ki burada siyaset yapıyoruz. Birinci derecede önceliğimiz bu bölgede yaşayan insanların durumunun iyileştirilmesi. Tabii birinci şeyimiz, bizim görevimiz ilçe başkanı olarak partiyi bir sonraki seçime en iyi şekilde hazırlamak. Onun altyapısını yaparken kamuoyunun da dertlerini, dileklerini gerekli yerlere iletmek ve onlarla ilgili politikalar oluşturmak. Evet. Bu anlamda yerel sorunları da ben çok önemsiyorum. Şimdi tutup mesela burada bir kahvehane nutuğu dağıtabilirdim. Veyahut da böyle bir şeydi. Bunun bir kimseye hem bir faydası yok hem de bir yararı yok. Zaten bol miktarda herkes tarafından bunlar yapılıyor. Evet. Bir de çok yapıcı bir muhalefet olduğunuzu görmüş olmak da bizi mutlu edici. Yapıcılık şu. İki çeşit şey var. Bu işlerde bir siyaset türlü şey için yapılır. Birincisi kendi kitleni konsolide etmek için yaparsın. En kolayı odur. Evet. İkincisi inandırıcı olman lazım. Üçüncüsü de bir şeyler yapıyormuş gibi değil de bir şeyler yapmak için çaba sarf etmek. Evet. Yani bu şekilde kategorize edebiliriz. Bunların hepsi lazım mı? Lazım. Evet. Şimdi kendi kitleni de konsolide etmen lazım. Çalışacak olan kitleni oluşturman da lazım. Fakat şöyle bir şey. Mesela ben şimdi iktidar partisinin en üst birimden en alt birime kadar. Şimdi gerekli olan şeyler işte CHP zihniyeti diye başlayıp işte ezan susmayacak. Bu en basiti. Biz de deriz ki işte Atatürk'ü bu memleketi kurdu, şu şey yaptı. Şimdi bunlar bizim ortak değerlerimiz zaten. Evet. Ve bunları da ben Türkiye'de Atatürk'ün bu yüceliğine veyahut da bu ülkeyi kuruluşunda görev alan insanların ne tür eziyet çektiğini bilmeyen kimselerin olduğuna da inanmıyorum. Şimdi politikacıların çok büyük bir kısmı da bunu mesela İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin bugünkü düzende bu şekilde şey yapılmasının nedeni güç kaybeden, büyükşehir belediyelerinden artık beslenemeyen cemaatlere bir nebze olsun yüreklerine su serpmek amaçlı yapılmış bir şey. İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini zaten bu iktidar canı gönülden ona uygun yasaları çıkartıp ona uygun davranış zaten sergilemiyordu. Evet. Bırak şehrine bile tahammül edemiyorlar artık. Yani kağıt üzerinde bile olmasına tahammül edemeyen bir şey var. Bu iktidarın aslında küçük gruplar, küçük ideolojik gruplar tarafından teslim alındığını da gösteriyor. Bu tehlikeli bir durum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tahran Üniversitesi'nin öğrencileri İran'da yapmıştı, protesto gösterileri yaptı rejime karşı ve üniversitenin durumuna karşı. Hümeyni yönetimi onları kimle bastırdı biliyor musun? Kendi eyaletinden getirdiği medresede yetişmiş mollalarla bastırmak. Yani Türkiye'yi bu duruma düşürmemek lazım. Yani şimdi bir şey yapıyorsunuz. Gidiyor Ayasofya Camisi'nin baş imamı Twitter'dan mesaj yazıyor. Öbürü yapıyor. İskender Paşa dergahı diyor işte Müslümanlık kurtuldu diyor falan. Bunlar ucuz işler. Evet. Ve bir çaresizliğin de ürünü. Bu anlamda biraz daha aslında iktidarın yanlışı şu. Bunlara bel bağladıysa zaten bitti de. Bunlara bel bağlamayacak şekilde kendisini büyütecek mekanizmaları da şu anda yok etmiş durumda yaptığı işlerle. Onun için ben bu işin sona geldiğini düşünüyorum.
ve bundan sonra biz iktidar partisinin temsilcisine de davet edeceğiz. Onlara da soracağız. Acaba sona gelmişler mi diye soracağız. Onları da burada ağırlamak isteyeceğiz. Çünkü bütün siyasi partilere eşit miktarda yer vermek istiyoruz. İki saat burada ben çok güzel şeyler duyduk başkanım. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben size teşekkür ediyorum. Son cümlenizi alabilirsiniz. Son cümlem bu içinde bulunduğumuz durum, pandemi ve ülkenin bu yönetilememesinin geçici bir durum olarak algılanmasını istiyorum. Ve bazılarının bizim için söylediği veyahut da bizim için demeyeyim de Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin için söylediği parantez kapatma olayını biz kendileri için söylüyoruz. Bu parantez kapanacak ve Türkiye yeniden tüm yöneticilerinin ülkenin insanının refah düzeyine ulaşması için çaba sarf ettiği ve Türkiye'nin dünyanın birinci liginde çağdaş, demokratik, çoğulcu sistemde yer alacağı bir düzene geçmesini ve bunun altyapısını oluşturmanın da yeniden Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi kuran kadroların devamı olan bizlere nasip olacağını düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız da eksiksiz devam ettiriyoruz. Halkımız da bizim bu çabamızın iyi niyetine inansın ve bize güvensin. Ve herkese bizlere de tahammül ettikleri, bizi izledikleri için çok çok teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Başkanım ben de size çok teşekkür ederim. Okumazsak ayıp olacak. Ali Koru, iyi akşamlar başkanım. Ünye'nin bir başına bisiklet yolu uğruna sökülen kaldırımlar içimi acıtıyor. Yeni yapılanların farkını merak ediyorum demişti. Başkanım bu konuda cevabını verdi zaten. Saim Vedinlioğlu da Samsun'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Mesajını size herkese ulaştıralım. İstediğim. Mesaj yazan herkese de çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ve herkese yeniden iyi akşamlar. Evet, kıymetli izleyenler biz de size mesajla katılımlarınızdan dolayı teşekkür ettik. Bizi izlediniz. Başkanın da ifade ettiği gibi bize tahammül gösterdiniz. Size çok teşekkür ederiz dedik. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar ekranlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hayırlı akşamlar, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar şunu noktayı koyacağım. Lütfen bu süreçte bizi yalnız bırakmayın çünkü izleyen varsa biz varız, izleyicimiz yoksa bizim olmamızın çok da bir önemi yok. Mutlu akşamlar.